İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te bu hafta Ankara'dayız. Uzun bir aradan sonra, son zamanlarda Ankara'yı pek sevmiyorum herhalde. Az geliyorum. Eskiden hayatımızın yarısı Ankara'da geçerdi. Bu akşam Ankara'dayız. Niye? Çünkü önemli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı Sayın Deniz Baykal bu akşam konuğumuz. Deniz Baykal'ın bu akşam söyleyecekleri gerçekten Türkiye açısından önemli. Niye önemli? Birincisi bir anayasa tartışması var ortada. Bence biraz yetersiz bir anayasayı tartışıyoruz. Çünkü topu topu 20 maddelik bir değişiklik söz konusu. Oysa Türkiye gerçekten modern Türkiye'ye yakışır, değişen Türkiye'ye yakışır ve Türkiye'yi daha ileri götürecek, özgürlükleri artıracak bir anayasa arayışında uzun zamandan beri. Yapılan değişikliklerin bunu karşılayıp karşılayamayacağı konusunda benim kendi adıma bir takım kaygılarım var. Ben anayasanın maddelerini değil, değişilecek maddelerini değil, totalinde bir eksiklik olduğunu, daha kapsamlı bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu düşünen galiba sadece benim, çünkü bunun dışında Ankara'da bunu konuşan fazla kimse yok. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi kilit noktada, çünkü eğer Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir diğer parti evet demezse, bir uzlaşma olmazsa anayasa büyük ihtimalle referanduma gidecek ve halk oyuna kalacak. Anayasa değişikliklerinin kabul edilip edilmeyeceği ve büyük ihtimalle de halkımızın büyük bölümü, en azından %90'ı okumadığı, bilmediği, hakkında herhangi bir fikri sahibi olmadığı bir anayasayı oylamak zorunda kalacak ve ya evet diyecek ya hayır, ama bunu büyük ihtimalle bilmeden, içeriğini görmeden yapacak. Bu akşam hem anayasayı konuşacağız hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz bir vitrin değişikliği söz konusu. Partinin bir takım atılımlar yapması, özellikle seçimlere 1,5 yıl gibi bir süre kalan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni isimlerin önemli görevlere gelmesi, belki de yepyeni, hiç bilinmeyen isimlerin parti içerisinde görev alması, partinin gelmesi bekleniyor. Bütün bunları da konuşacağız Deniz Baykal'la. Deniz Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Deniz Bey, ben bu programda ne konuşacağımı düşünmüştüm ama vazgeçtim. Sizden sağlık sırlarını konuşacağım. Maşallahınız var. Nasıl evet. Bu kadar sağlıklı olabiliyorsunuz? Vuralım tahtaya mahtaya. Evet, yani bu iyi niyetinize teşekkür ederim. Bunca yıldır bunu tanışıyoruz. Biz çöktük, siz zamanı durdurdunuz. Yok. Yani bunu öyle bir zamanda söylüyorsunuz ki bazı sağlık sorunlarım ortaya çıkmaya başladı. Sağ olun. Önemli bir şey değil. Yani işte bir hafif fıtık. Deniz Bey, ben de 17 yaşından beri var. O sağlık sorunu sayılmaz. Ama işte bizi çok ciddi etkileyebiliyor. Hafta sonunda cumartesi günü Sinop'taydım. Birdenbire kendisini hissettirdi. Ciddi bir konu. Çok ihmal ediyordum. Gereken üzerine tam göstermiyordum. Şimdi biraz daha ciddi bir şekilde bu konuyla ilgileneceğim. Vallahi belinde 5 kırık öyle. Ve 7 tane fıtık olan birisi olarak size bu müthiş konuda tavsiyelerde evet, bulunabilirim onları, program sonrasında. Onları dinlemek isterim. Yani. Hemen konuya girelim. Anayasa. Şimdi anayasa ile ilgili meclis başkanı 2008 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam bir çağrıda bulundu. Dedi ki bir komisyon kuralım. Her parti, grubu bulunan her parti buraya iki temsilci versin. Meclisteki çoğunluğuna bakmadan herkesin eşit iki temsilcisi olsun. Yani siz iki, Adalet ve Kalkınma Partisi iki, Milliyetçi Hareket Partisi iki ve o zamanki adıyla DTP iki temsilci versin. Bir komisyon olarak anayasa konusunda bir çalışma yürütelim dedi. O dönem siz bunu reddettiniz. Niye reddettiniz? Yani o zaman niye reddettiğimi anlamamış olanlar, umut ediyorum ki bu anayasa tasarısını görünce anlamışlardır. Yani AKP'nin anayasa değişikliğinden neyi murad ettiğini hepimiz çok iyi görüyoruz. Ankara'da AKP'yi izleyenler, AKP'nin anlayışını değerlendirebilenler pekala anlıyor ki AKP'nin sorunu kapsamlı, demokratik, yeni bir anayasa oluşturmanın dışındadır, ötesindedir. Peki o komisyonda olsaydınız bunun hiç engelleyemez miydiniz? Hiç değişmez. Niye eşit olacaktı herkes? Yok, hatta AKP azlıkta olacaktı orada. Yani o parlamentodaki oy çoğunluğu kimdeyse o yönlendirecek. Yani bunların hepsi aldatmaca. Ortada çok açık bu anayasa değişikliğinin hedefi belli, kapsamı belli. Mesela bir milletvekili dokunulmazlığı konusu var. Evet. Yıllardan beri en çok konuşulmuş olan bir konu. Bir anayasa değişikliği gündeme geldiği zaman bu konu nasıl olur da dikkate alınmaz? Bunu dikkate almamış olmaları bir ihmal, bir eksiklik, akıl edemedik falan anlayışınız olur. Ne istediklerini biliyorlar. Çok açık istedikleri. Ve maalesef bu anayasa tasarısı
böyle sıradan alışılmış herhangi bir anayasa tasarısı olmanın çok ötesindedir. Bizim anayasamızda çok köklü değişiklikler yapılmıştır. Ta başlangıç maddesinden pek çok konuya kadar büyük değişiklikler yapılmıştır. Ama şimdi getirilen değişiklik anayasanın yapısını, dengesini bugüne kadar denenmiş olanların çok ötesinde değiştirmeye yönelik bir projedir. Bu yargı bağımsızlığı konusuna yeni bir anlayışla yaklaşmaktadır. Yani çok açıkça bu anayasanın 23 maddesi ile ilgili bir değişiklik projesi var. 3 de geçici maddesi var. 3 geçici madde var. 23 maddeyi bir tarafa bırakınız. 3 tane temel hedef var bu anayasa değişikliği. Ne onlar? 1. Anayasa Mahkemesi'ni değiştirmek. 2. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu değiştirmek. 3. Partileri kapatma konusunda yargının yetkilerini siyasi bir denetim altına almak. Siyasi bir izne bağlamak, siyasi ruhsata bağlamak. Yargının siyasi partilerle ilgili anayasal denetimini çoğunluk partilerinin kapatılmasını engellemek. Evet. Yani ve bunu siyasi pazarlığa, siyasi temaslara, siyasi anlayışa bırakmak. Yani hukuki olmaktan çıkarıp, anayasal olmaktan çıkarıp denetimi siyasi tercihe bırakmak. Yani parti kapatma davaları zaten siyasi değil midir? Ama bir hukuki temeli var. Korunması gereken bir anayasa var. Yani anayasanın korunması gereken maddelerine açıkça karşı çıktığı, tespit edildiği zaman dünyanın her yerinde, Avrupa'da da, bizde de, başka ülkelerde de siyasi partilere hukukun içine gir, anayasanın sınırları içine gir, sınır dışına çıktın derler, denilmiştir. Bunu hukuken söylerler. Yani Anayasa Mahkemesi bir hukuki kimlikle bunu söyler. Şimdi hukuku bıraksan bunu parlamentodaki partilerin kendi aralarındaki müzakereler, pazarlıklar, siyasi konjonktürün ihtiyaçları, siyasi hesaplar doğrultusunda deneyin ya da denemeyin. Yani diyelim ki büyük partiler kapatılmaz diyorsunuz. Küçük bir parti kapatılacak konumda olsa dahi 3'te 2'nin ötesinde bir siyasi temsile sahip olsa dahi bu defa onunla başka pazarlıklar yapılarak onun hakkında karar alınacaktır. İktidar Partisi diyecektir ki bak işte şu konuda sen bana şuna destek ver, ben seni kapatmanı engelleyeyim. Hukuk çığırından çıkacak. Yani o zaman mesela atıyorum DTP kapatılamayabilirdi. Falan, tabii, bu tip sen anayasaya destek ver, ben seni kapatmanı engelleyeyim. Tabii. Ya da işte şu konuda şöyle yapalım, bu konuda böyle yapalım. Siyasi pazarlıklar, al güllüm, ver güllüm falan. Çok o zaman mesela parti kapatmayı toptan engelleseler. Hiç tabii bu o demek. Bu o demek. O zaman kaldırın yani. Kaldırın, atış serbestleyin. Anayasa, hukuk falan herkes istediğini yapsın deyin. Yani hiç olmazsa dünya demokrasisine de bir örnek koyalım. Yani İspanya'da, Fransa'da, Avrupa'da olmayan bir şeyi koyalım. Biz ya da doğrudan doğruya Venedik kriterlerini yazsalar. Evet. Yani şimdi bu 3 madde var. Bu 3 maddeyle ilgili tabii söylenecek çok şey var da. Yani şöyle bir bakalım isterseniz. Anayasa Mahkemesi mesela. Anayasa Mahkemesi'ne nasıl yaklaşıyor, ne getiriyor? Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bu getirilen tasarı üye sayısını 19'a çıkararak evet, 8 arttırıyor. Evet, 19 üye getiriyor. Şimdi bu 19 üyenin 3 tanesini Fatih Bey meclis seçecek. Evet, ama sizin de hakkınız var şimdi. Nasıl hakkımız var? Şimdi onu da konuşacağız. Yani meclis seçecek. Mecliste kim seçecek? Çoğunluk seçecek. Çok açık. Rütük gibi olmayacak mı yani? Hayır. Rütük gibi değil. Bu farklı. Evet. Yani bu çok önemli bir nokta. 3 tanesini meclis seçecek. Geriye kalıyor 16 tane üye. Bu 16 üyeyi kim seçecek? Cumhurbaşkanı seçecek. Evet, Cumhurbaşkanı. 16'sını da. 16'sını da Cumhurbaşkanı. Yani Anayasa Mahkemesi'ne de görev yapacak olan 19 üyenin 3 tanesi meclis tarafından seçilmiş olacak. 16 tanesi de Cumhurbaşkanı tarafından. Ama kurumların önerecekleri arasında. Hepsi öyle değil. Bu Cumhurbaşkanı'nın seçeceği 16 üyenin 7 tanesini doğrudan Cumhurbaşkanı seçecek. Evet. Yani kimse hiç hesap verme mecburiyeti olmadan 5 tanesini bu avukattır diyecek.
Ya da avukat almayacağım, kaymakam alacağım diyecek. Vali alacağım diyecek, yönetici alacağım üst diyecek. Üst düzey yönetici diyor. Yani hayır, 3-5 kişi seçecek. Üst düzey yönetici diyor. Yani üst düzey yönetici, evet. Avukat da olabilir, ya da, ya da diyecek ki ben bunları raportör alacağım. Seviyorum o Anayasa Mahkemesi'ndeki falan raportörü diyecek. Osmancan'ı seviyorum. Falan diyecek. Şimdi yani bu 7 doğrudan seçici 7 kişinin 5 tanesiyle ilgili fiilen hiçbir kısıtlama yoktur. Öbür ikisiyle ilgili yok. Öbür ikisiyle hiç yok. Çünkü onlar 72 milyonun içinden vatandaş, yaşı tutacak, işte eğitimi tutacak. 45 yaşın üstünde olacak, evet. Üniversite mezunu olacak. Başka herhangi bir kriter yok. Biz şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi. Ya Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı belki Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan olarak yargılanacak. Yani 7 üyesini siz tayin edeceksiniz. Sonra orada Yüce Divan olarak hesap vereceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu sanduyuyla alay etmek. Ama eskiden de Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin büyük bölümü Cumhurbaşkanı atıyordu. Öyle şahsi takdirle değil. Şahsi takdirle değil tabii. Başka bir hikaye, başka bir düzen. Şimdi burada o düzen değişti. Burada iki vatandaş, 5 tane de öbürü. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bu 7 kişinin dışındaki 9 kişi de şu şekilde oluşacak. 3 tanesi Yargıtay'dan, 2 tanesi Danıştay'dan, Danıştay üye ve başkanlarından, bir tanesi de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden. Şimdi Cumhurbaşkanı bunların içinden uygun gördüğünü, üyelerden kim uygun görürse, siz Anayasa Mahkemesi'ne buyurun diyecek, çağıracak. Teklif meklif falan. Yok mu teklif? O uygun gördüğünü Cumhurbaşkanı atayacak. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yapısı böylece Cumhurbaşkanı'nın... Ama yok, her boş yer için gösterecekleri üçer aday için. Onların arasından seçecek. Nasıl gösterecek onlar? Onlar nasıl gösterecek? Herkes bir oy verecek. Yani Millet Meclisi... şey seçerken meclis adına önerilecek insanları seçerken her milletvekili kaç tane seçilecekse, iki tane seçilecekse iki kişiye de oy verecek. Ama Yargıtay'da Yargıtay'ın adayını üretecek olan Yargıtay üyesi, her birisi diyelim mesela 3 tane Yargıtay üyesi belirlenecek. 3 Yargıtay üyesinin üçüne oy veremeyecek. Teker teker verecek. Teker teker. Evet. Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu Yargıtay'ın bir bütün olarak üçünü de birden Yargıtay'ın genel tercihi doğrultusunda belirleme imkanını ortadan kaldırır. Yani orada, oradaki kastınız şu mu? O zaman AKP tandanslı birisinin de o üçe girme şansı olacak ve o zaman da üçüncü bile gelmiş olsa Cumhurbaşkanı onu seçip koyacak oraya. Evet. Bunlar böyle, yani böyle küçük tuzaklar var. İnce hesaplar var. Bunların hepsi ayarlanmış. Çok profesyonelce, yani iyi niyetli, temiz duygular içinde, ya doğru dürüst bir Anayasa Mahkememiz olsun, en iyi şekilde Yargıtay kendi içinden en değerli arkadaşlarını seçsin, göndersin. Böyle bir duygu yok. Hep tezgah hepsinde. Ya bir defa böyle bir şey olur mu? Yani 3 tane meclis seçecek, demin söylediğim şekilde seçecek. Orada biz çoğunluğu kim isterse o 2 tane... Yani meclise 276 yapılan işlerini seçecek. Hemen götürecek. Ona liste verilecek, bitti. Bilmem şeyde Rütük gibi değil, demin işaret ettiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı buna karşılık 7 üyeyi uygun gördüğü gibi hiç aday falan göstermeye gerek kalmadan belirleyecek. Diğerlerini de demin söylediğiniz şekilde oluşan adayların arasından belirleyecek ve 16 üyeyi Cumhurbaşkanı, 3 tanesini meclis seçerek, göğe meclisteki çoğunluk seçerek 19 kişilik bir Anayasa Mahkemesi oluşturacak. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi ne yapacak? Yüce Divan olacak, Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak belki ya da Başbakan'ı, Bakanlar Kurulu'nu yargılayacak. Yani parlamentonun siyasi yapısı değiştiği anda Fatih Bey, önümüzdeki bir seçimde bunun mümkün olacağı gözüküyor. Böyle bir tahmin var, böyle bir bekleyiş var. Böyle bir bekleyişin ortaya çıkması halinde bugün çoğunlukta bulunan iktidar kadrosu bir sorgulama, bir yargılama ihtimali ortaya çıktığı zaman kendisini güvence altına almak için bir telaş içinde alel acele gider ayak bu konuyu düzenlemeye çalışıyor. Yani hem anayasaya göre yargıları, yasama kararlarını, kanunları değerlendirme durumunda olan hem de yargılama yapma durumunda olan Anayasa Mahkemesi, AKP'nin muhalefete düşmesi halinde de AKP'nin
yönlendirebileceği bir yapıya kavuşturulmak isterim. Çok açık benim değerlendirmem budur. Peki Deniz Bey, şimdi ben bu değerlendirmenize saygı duyuyorum. Herkesin tabii ki kendi siyasi doğrusu değerlendirmesi var ama... Herkesin bunu söylemesini de beklemiyorum. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi siz diyorsunuz ki siz ve diğer, sadece siz de diğer muhalefet partileri de anayasa taslağının kapağını bile açmayız diyorsunuz. Bunu biz külliyen reddediyoruz. Şimdi mesela bu söylediğiniz mantıklı ve açıklarlı bir gerekçedir. Açarak bakıp söylüyorum. Bakın ben açtım, inceledim, baktım. Daha önce hüküm veriyordum, söylüyordum. Siz bunu yapacaksınız diyordum. Bana o zaman AKP'nin sözcüleri, başbakan konuşmalarında, başbakan yardımcıları, ya da anayasa değişikliğini görmediniz ki. Yani ne konuşuyorsunuz? Ne biçim insanlar bunlar? Ne kadar peşin fikirli diyorlardı. Şimdi resmen anayasa değişiklik projesi ilan edilince ben güldüm. Ya işte bu. Söylediğimiz buydu. Yani düşündüğümüzün, tasavvur ettiğimizin ötesinde. Bugün başbakan demiş ki, muhalefet ne kadar demokratik bir düzenleme getirdiğimizi görünce şok geçirdi demiş. Evet. Yani Allah selamet versin. Yani böyle bir anayasa mahkemesi, demokratik bir anayasa mahkemesi olarak, hukuka saygılı, hukuku güvence altına alacak bir anayasa mahkemesi olarak değerlendirilmesi mümkün mü? Mesela benim de o da başka yani sizin söylediğiniz siyasi tabii mesele. Benim de başka hukuki bir çekincem var. Anayasa mahkemesi hukukçu olmayanların ağırlıkta olduğu tabii bir yapıya kesin, doğru gidiyor. Kesin. Bakın yani biz size şunu söyleyeyim. İşte Sayıştay'dan hukukçu olmayanlar geliyor aynen, diye. Aynen. Şimdi hiç hukukçu olmayabilir Anayasa bakın, Mahkemesi. Yargıtay'da şimdi 4 tane yani. Olabilir. 4 kişi garantidir. Garanti. 3 tane Yargıtay'dan gelecek. Onlar hukukçu olmak durumunda. Cumhurbaşkanı hukukçu seçecek. Herkese yakın hukukçu var. Bir de barolardan. O da hukukçu olacak. 3 artı 1, 4. 19 kişinin 4'ü hukukçu olabilir. Sayıştay'dan gelecek olanların hukukçu olması zorunlu değil. Bilmem Danıştay'dan gelenin hukukçu olması zorunlu değil. YÖK'ten gelecek. 3 tane YÖK'ten geliyor. Yani Yargıtay'dan 3 tane geliyor. YÖK'ten 3 tane geliyor. Nereye? Anayasa Mahkemesi'ne. Yani yargılama yapacak. Yüce Divan olarak, mahkeme olarak çalışacak olan bir heyete 3 tane YÖK'ten geliyor. Aynı şekilde vatandaşlardan geliyor. Onların da hukukçu olması zorunlu değil. Bizim kamera arkadaşı olabilir yani. Evet. Şimdi bakın insan şöyle düşünebilir. Ya Cumhurbaşkanı söz konusu olan. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı'na emanet etmeyeceksin de kime emanet edeceksin? Yani Cumhurbaşkanı herhalde. Doğru. Yani sizin duygularınızı, düşüncelerinizi, değerlendirmelerinizi dikkate alacaktır. 72 milyonun Cumhurbaşkanı olduğunu unutmayacaktır. Yani çok doğal olarak o da bu konularda dikkatlidir diye düşünmek mümkündür iyi niyetle bakınca. Şimdi Sayın Altaylı, yani ortada uygulama var. Sayın Cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra YÖK düzeni aldı. YÖK başkanını atadı. YÖK şekillendi. Rektör atamaları yapıldı. Yani Allah için bunların içinde en çok oyu almış, görevini başarıyla yaptığı bilinen insanları dahi siyasi mülahazalarla engelleme talepleri Cumhurbaşkanı önüne geldi ve maalesef üzüntüyle söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı onların doğrultusunda hareket etti. Bazıları da evet. Evet yani mesela bu İzzet Baysal Üniversitesi. Yani İzzet Baysal Üniversitesi biliyorsunuz Türkiye'de hayırsever bir zenginin bir vakıf kurarak gerçekleştirdiği bir üniversite Bolu'da. Ve bu üniversiteyi gerçekleştirdikten sonra vakıf üniversitesi olduğu halde onu devlet üniversitesi olsun diye devlete emanet ettiler. Gene de vakıfla destekliyorlar. Her türlü katkıyı veriyorlar. Geçenlerde rektör adayları belirlerken bir oylama yapıldı. Birisi birinci sıraya geldi. Bu üniversitenin vakfının başındaki 80 küsur yaşındaki o İzzet Baysal ailesine mensup olan kişi tuttu Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, biz burada üniversiteden başka bir şey düşünmüyoruz. Bu üniversiteyi destekliyoruz bütün gücümüzle. Burada falan kişi burada büyük hizmet verdi. Bakın şimdi rektör seçimi yapıldı. Şu kişi en çok oyu aldı. Sizin önünüze bu gelecek ama bir kaygımız var dedi. Maalesef burada AKP'li milletvekilleri üniversiteye geldiler. Başka bir takım adaylarla birlikte yemekler yediler, kulisler yaptılar. Bunu görünce benim canım sıkıldı. Acaba bunlar bu üniversitedeki oylamayı ve vakıf olarak bizim tercihimizi bir kenara bıraktırıp
kendi siyasi tercihleri doğrultusunda bir rektör mü çıkaracaklar diye kaygılandık. Buna ihtimal vermiyoruz çünkü size güveniyoruz. Ama bunu da size duyurmak istedik dedi. Ne oldu sonuç? Maalesef yanıldı. Sayın Cumhurbaşkanı AKP milletvekillerinin İzzet Baysal Üniversitesi'ne gelip AKP'lilerle kulis yapmış olan bir adayı önerdi ve o adayı Sayın Cumhurbaşkanı atadı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne üye atanırken orada da biz bir uygulama var. Sayın, yani Cumhurbaşkanı'na güvenmiyor musunuz? Yani uygulamasını değerlendiriyorum. Yani yapılmış olanları görüyorum. Bu benim için de bir hayal kırıklığı olmuştur. Ben de Sayın Gül'ün bu noktada, o olayda olmaz böyle şey, rica ederim. Ben buranın Cumhurbaşkanıyım. Bak oradaki üniversite özel insanlar kurmuş, bir aile kurmuş. Üniversiteyi devlete devretmiş. Orada hocalar bir oylama yapmış. En çok oyu bu kişi almış. Bak vakıf başkanı da bunu söylüyor. Bugün geçmişte de Sezer'i sırf o nedenle eleştiriyorlar zaten. Evet. Şimdi ne oldu gitti. Sadece o değil, tümünde. Yani bu çok hayal kırıklığı yaratmıştır. Şimdi bakın asıl hata Cumhurbaşkanı seçiminde yapılmıştır. Yani bunu Sayın Gül'e yani dostane duygularımla ilgili hiçbir tartışma yapmadan ifade ediyorum. Yani Gül'e dostane duygularınız var sonuç olarak. Elbette yani tanıdığım bir insan yani zaman zaman bir araya geldik. Çok da pozitif bir insandır. Evet, evet, evet. Yani özel yani merhabamız var. Devletin meselelerini paylaşmışız. Özel olarak paylaşmışız. Zaman zaman bulunduğu kritik noktalarda bize bilgiler vermiş. Biz o doğrultuda Türkiye'ye yararlı olacağına inandığımız istikamette adımlar atmışız. Onu bilir kendisi de. Yani Türkiye'yi yöneten bir insan, daha genç kuşaktan bir siyasetçi olarak ben onun böyle bir tablo içinde olmasını gerçekten tahmin etmezdim, beklemezdim, dilemezdim. Ama manzara ortada. Cumhurbaşkanı seçilirken bakın bir uyarı yapmıştım ben. Demiştim ki bu çok önemli. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı rejimin işleyişini ve geleceğini belirleyen en temel kurumların başında geliyor. Cumhurbaşkanlığı ne olur bir siyasi partinin iç çekirdeğinin parçası konumundaki bir insanla oluşturmuyor. Yani iktidar partisinin sorumluluğunu üstlenmiş, iktidar partisi içinde yer tutmuş bir insanı oradan alıp üç kişinin birisi başbakan, öbürü meclis başkanı, öbürü cumhurbaşkanı olacak şekilde yerleştirmeyin. Bu doğru değildir. Bizim cumhurbaşkanlığı anlayışımız siyasi partilerin üstünde, dışında bir cumhurbaşkanıdır. Yani belli bir hukuk saygısıyla, anayasa yorumuyla bir... Sonuç olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Deniz Bey yapacak bir şey yok. Anladım yani. Da ama şimdi bakın elbette öyle ve sorunlar yani ondan dolayı böyle. Cumhurbaşkanına güvenmemek veya Cumhurbaşkanı yok saymak veya rejime Cumhurbaşkanı tehdit olarak düşündüğünüz zaman da o zaman insan kabus görür. Ya Türkiye'de yaşanan sıkıntıların altında ne yatıyor? Bakın zaman zaman Türkiye çok garip, kabul edilemez tablolarla karşı karşıya kalıyor. Mesela? Yargı olaylar. Yani ordu komutanı sanık. Suç işlemişse ne olacak? Ordu komutanı olarak devam ediyor. İşte o acayip. Şimdi suç işledi mi? İşledi ise derken işlemiştir diye kabul edemeyiz. Edemeyiz, mümkün değil. Birisi işledi diyor ise, birisine suç işledi demek bu kadar ucuzlamışsa, bu kadar kolaylaşmışsa, yani... O konuyu konuştuk madem, o konuya girelim. O zaman ama siz de mesela başbuğu, şimdi istifa etsin diyorsunuz. Şimdi, o niye istifa etsin o zaman? Ya istifa etsin demiyorum, bir tercih değil. Ben açmazlara dikkati çekiyorum. Açmazlara. Yani eğer ortada Genelkurmay'ın içinde ciddi bir junta oluşumu varsa Genelkurmay Başkanı öyle miymiş demesi söz konusu olamaz. Yani ya önceden bunu yakalayacaksın veyahut da sen bir parçasısın bu işin. Sen bu parçası... Veya sana rağmen bir şeyler oluyor. Sana rağmen bir şey oluyor ve sen orayı seyrediyorsun. Sen yani televizyonda böyle bir şeye izin verir misin? Ben siyasi partimde böyle şeylerin yapılmasına izin verebilir miyim? Onun bir sorumluluğu yok mu? Böyle bir şey olur mu? Bunu hatırlatıyorum ben. Ama ne oluyor? Orada böyle bir olay var mı yok mu belli değil. Hala belli değil. Yıl geçmiş hala belli değil.
Bu laubalilik değil mi? Bu ciddiyetsizlik değil mi? Bir ülkede işler böyle gider mi? Yani şimdi bir iddianame hazırladılar şeyden. Erzurum'da. Başsavcıyla ilgili. Ya başsavcı devletin başsavcısı. Öbürü devletin 3. ordu komutanı. Türkiye'nin en kritik coğrafyasının. En büyük ordusun komutanı. Evet, komutanı. Şimdi buna diyoruz ki sen şüphelisin kardeşim. Gel hesabını ver. Ya ortada bir suç varsa elbette yapacak. Elbette. Ama suçun var olduğu kabulü ciddi olacak. Gerekçeli olacak. Şimdi ben bunu görünce hemen iddianameyi getirttim. Okudum. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Ya böyle bir iddianame olabilir mi? Allah aşkına. O iddianameyi çevirtin. Dünyadaki bütün hukukçulara gönderin. Avrupa'daki, Amerika'daki üniversitelere, hukuk fakültelerine böyle bir iddianame var deyin. Yani akıl mantık almaz bunu ya. Yani 12 tane gizli tanık Fatih Bey. 12 gizli tanığın ifadeleri, başka hiçbir şey yok. Hiçbir somut bulgu, belge, tespit, iddia yok. Partimizden bir kişinin genel, gizli tanıklara evet, para verdiği söylendi. Olur mu böyle bir şey canım? Olur. Yani bunlar oradaki tertipleri, oradaki kurguları kamufle etmek için ona buna yönelik suçlamalar. Ciddiyeti yok bunların. Şimdi bakın Genelkurmay Başkanı çıktı. Doğru değil bunlar dedi. Şimdi kıyamet kopuyor. Sen orada da şeyin savcının dava aç dediği insan hakkında bu suçlu değildir nasıl dersin? Şimdi bu garabet değil mi? Böyle bir tablo olabilir mi bir ciddi hukuk devletinde? Olmaz. Niye oluyor? Niye oluyor? Yani haksız mısınız şimdi Genelkurmay Başkanı olmaz böyle şey dediği zaman ve gerekçelerini de sayınca buna cevap veremiyorsak ne oluyor ortada? Türkiye yönetilemez hale geldi. Bu iyi bir tablo değil. Yani Cumhurbaşkanı'ndan yola çıktık da bu, ya bir Cumhurbaşkanı bu manzaraya yani seyirci kalması düşünülebilir mi? Peki Deniz Bey, bir reklam arası vereceğim. Sonra da merak ettiğim bir şey var, onu soracağım. Yani siz alternatif ne öneriyorsunuz onu soracağım. Değerli izleyiciler, bir kısa bir reklam arası. Oradan Deniz Baykal'la CHP'nin önerdiği alternatif anayasa var mı yok mu onu konuşacağız. Deniz Bey, şimdi gelen maillerde de aynı şey, sokakta konuşulan da aynı şey. CHP ile ilgili şöyle deniyor genellikle. Çok doğru şeyler söylüyor Deniz Bey. Grup performansı süper. Anlattıklarının büyük bölümüne katılıyoruz. Bazına katılmıyoruz. Ama CHP hep eleştiriyor, alternatifini sunmuyor. Şimdi anayasa meselesinde. Ne alternatif sunuyorsunuz? Yani bu anayasa olmazsa nasıl bir anayasa olurdu? Ne olmalıydı da? Şimdi niye çıkarıp, kardeşim bunu beğenmedik, alın bir de buna bakın diyebiliyor musunuz? Diyemez olur muyuz ya? Bu konu en hazırlıklı partiyiz. Yani bizim şimdi anayasa değişikliği konusunu gündeme getirmekten biraz uzak durduğumuz doğrudur. Ama bunun altında yatan AKP'nin anayasa değişikliği konusundaki niyetini, amacını çok iyi biliyor olmamızdır. Yani o şimdi birilerinden de destek alarak yapmaya niyetlendi ve yapma imkanına sahip olduğu, kendi başına kararlaştıracağı projeyi birileriyle de birlikte iş tutarak götürüyor gibi olmak istiyor. Biz de buna fırsat vermek istemiyoruz. O nedenle mesafeli duruyoruz. AKP anayasa bakımından sabıkalı durumdadır. Yani niye? Daha önce anayasa değiştirdiler mi AKP? Hayır. Anayasayı ihlal ettiği için Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyelerinin kararıyla, oy birliğiyle anayasa... Yok, biri hariç. Evet. Hayır. 11 üyesiyle evet. Karar verdi. Bir kişi hariç. Başkan hariç, diğerlerini tamamlıyor. Ezici çoğunluğuyla anayasanın temel ilkelerinden birisine karşı olduğu için hükme bağlandı. Mahkum oldu ama yaptırımı, cezası para oldu. Şimdi o da ya artık parti kapatmadan bu işleri halledelim, bir uyarı yapıyoruz. Belki de iyi oldu. Ama ne oldu? Mahkum oldu. Şimdi Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı davranmakla mahkum olmuş olan bir siyasi parti yeni anayasa yapıyor. Kendi başına yapıyor. Ya bu anayasa 72 milyonun anayasası olacak. Yani sadece 72 milyon değil,
30 yıl daha bu yürüyecekse gelecek çocukların da anayasası olacak. Yeni kuşaklar. 30 yılda 70 milyon daha gelecek. Evet. Yani şimdi böyle bir anayasaya bir partinin iç işi gibi, parti mutfağının kendi başına kararlaştıracağı bir iş gibi yaklaşılabilir mi? Yani bunu kim hazırladı? Kim var bunun arkasında? Niçin bu 22 madde var da mesela dokunulmazlık maddesi yok? Niçin bilmem yargı bağımsızlığını güvence altına alacak diğer düzenlemeler yok hakimler savcılarla ilgili? Onun dışında. Niye yok? YÖK'le ilgili niye doğru dürüst bir hem demokratik hem eşgüdümü sağlayacak bir yapılanma niye yok? YÖK 12 Eylül'ün en büyük kalıntısı değil mi? YÖK evet, niye var? Tabii. O var olmaya devam edecek. Şimdi niye var bunlar? Ortada iyi niyet yok. Bakın iyi niyet olmadı bunun oylama biçiminden de belli. Yani nasıl oylanacak bu? İçine madde koymuşlar. Diyorlar ki bunun bir bütün tümü, halinde. Bir bütün halinde. Yani kardeşim 26 madde işin içinde yani vatandaş... Siz diyorsunuz ki böyle oylanmasa biz bazılarına evet diyebiliriz. Evet tabii. Gayet tabii. Yani 12 Eylül'le ilgili geçici maddenin tutulmasını biz istiyor olabilir miyiz? Böyle bir şey olur mu? Yani bir darbeye meşruiyet vermek anlamına gelecek bir maddeyi ne orada tutalım? Kaldıralım. O darbenin en büyük mağduru olarak. Evet. Yani bilmem işte kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasına yönelik madde daha böyle var. Ama onlar garnitür, sos onlar. Ama onlar i̇şte, güzel şeyler var. Ama tabii onlara bakılır. Ama ne yapıyor şimdi? Onu koyuyor diyor ki bunların arkasından bunların yüzü suyu hürmetine. Bunlar da olsun. Bu anayasa mahkemesini benim siyasi kontrol altına almama fırsat verin. Siyasi hiyerarşinin içine sokalım. Bağımsızlığını ortadan kaldıralım. Hakimleri, yüksek hakimleri, mahkemeleri ben kurayım. Ya sen mahkemede belki yargılanacak insansın. Sen ne hakla kuruyorsun mahkemeyi? Karıştırma diyor. Şimdi bizim bunu... Peki mesela burada bir tartışma olmuyor mu? Yani siz AKP ile şunu anlaşamıyor musunuz? Bunu madde getirin, bazı tabii, maddeleri... Tabii mümkün değil. Mümkün değil. Bak, ben söyledim. Mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırdım. Ya siz müdahale edin, bir çözüm bulun bu işe. Anan diye. Yani en şimdi, basit kanun bile madde oynanırken anayasa niye paketlerle oynanıyor? Venedik kriterler de diyorlar. Venedik kriterlerinde bu böyle. Böyle. Ne oluyor şimdi? Niye yap? İyi niyet var mı bunun içinde? Bunun içinde olumsuz bazı düzenlemeleri ki asıl onlar için önemli olan o. Başka bazı halkın mutlu olabileceği, destekleyebileceği değişikliklerin arkasına saklayarak dayatmak, zorlamak. Bunda şeffaflık var mı? Bunda milli iradeye saygı var mı? Halkın gerçek tercihine fırsat verme anlayışı var mı bunda? Hiçbirisi yok. Bunda ne var? Kafadaki projeyi dayatmak. Anayasaya toptan karşı değilsiniz. Anayasa içerisinde çok bakın önemli bizim, bazı maddelere karşısınız. Tabii. Ama toptan oynanacağı için yanlış siz bunu olmaz. Saymıyorsunuz. Olmaz. Peki sizin bir alternatif çalışmanız var mı? Başarım. Olmaz olur. Biz ta başından beri 12 Eylül Anayasası'nın kabul edilişinden bu yana pek çok anayasa taslağı hazırlamışızdır. Bizim bu konularda çok temel bazı hedeflerimiz var. Demin bir kısmını söyledim. Yani mesela milletvekili dokunulmazlığı. Derhal çağdaş herhangi bir demokrasideki fikir ve düşünceyi güvence altına alan kapsama indirgenmelidir. Yani niye girmiyoruz? Yani dokunulmazlıkları kesin kaldırılmalıdır. Evet kaldırılmalıdır. Yani kürsü dokunulmazlığı dışında. Evet. Yani kürsü dokunulmazlığı olmalıdır ama kalpazanlığı suç örgütü kurmayı, sahtekarlık yapmayı, evrakta sahtekarlık yapmayı himaye eden bir durum olmamalıdır. Şimdi bunlar var. Kimse meşgul değil. Yani demokrasi, hukuk, hak lafından başka laf yok. Ama bunların tümünü katleden madde orada duruyor. Onu bir kenara bırakıyor. Şu hakimleri ben ayarlayayım, ben biçimleyeyim, kendime göre mahkeme kurayım diye giriyor. Yani bu yani, yasanın temel maksadı size göre Adalet ve Kalkınma Partisi yargı ile ilgili bir takım düzenlemeler yapmak istiyor. Yani, temelinde bu mu var yani? Kesin efendim, kesin. Yani bunların bakın orduyla, yargıyla çatışmalar var. Basınla çatışmalar var. Basını büyük ölçüde yıldırdılar. Yani büyük ölçüde mali ve siyasi baskı altına aldılar. Bugün bir yani Türkiye'nin tümünde ve özellikle medya dünyasında ya başımı derde sokmayayım, patronun başını derde sokmayayım. Yani benim için mesele değil, yazarım ama ne olacak ben yazacağım? Bir sürü şey gelecek falan korkusu, bir otosansür çok doğal ve insani bir olarak oturmuştur. Bunu görüyoruz. Nerede var bunun altında? Bir intikamcı, acımasız, hesap soran bir zihniyet var. Yani bunun demokrasiyle, insan haklarıyla ilgisi olabilir mi? Hiçbir şekilde yok. Ayrıca bakın, bu parlamento
Şimdi Anayasa Mahkemesi'ni ne üye belirleyecek ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Peki HSYK'da neye karşısınız? Cumhurbaşkanı aracılığıyla gelecek. Yani onu da konuşuruz, onu da hemen söyleyeyim. Fakat burada asıl söyleyeceğim şu, siyaset hakim belirliyor. Siyaset mahkemenin karşısında pirupak olsa belki diyebilirsiniz. Ama siyaset eğer hesabını verememiş, kendisi takip altında suçlanan, fezlekesi olan, savcıların dosya tanzim edip ya verin şunun bir ifadesini aldım dediği insanlardan oluşan bir siyasi heyet ise o zaman yani bunların eline sen memleketin yüksek hakimlerini tayin et, Anayasa Mahkemesi'ni tayin et demenin akla, mantığa, sağduyuya sağan bir tarafı var mı Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Yani adam suçlu ama o belirleyecek şeyi. Bilmem siyasi partinin kapatılıp kapatılmayacağına, kapatılması söz konusu olan siyasi parti temsilcileri ve arkadaşları, diğer partideki arkadaşları birlikte 3-2 ile karar verecek. Ve bu yargının, adaletin sağlıklı işlemesi anlamına gelecek. Bakın HSYK'ya bakalım, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na. Bir defa bakan ve müsteşar orada görev yapıyor. Bu çok tartışmalı bir konu. Avrupa Birliği... yıllardır yapıyorlar, yeni bir şey değil mi? Tabii yıllardır öyle. Ama Avrupa Birliği'nden gelen bütün gözlemcilerin ısrarla bunun yargı bunu kaldırır, aykırıdır, bunu kaldırın diyor. Şimdi sen yargı bağımsızlığı diyorsun, yargıya yeniden şekil veriyorsun. Bunları kaldır. Hayır, onlar orada kalıyor. Şimdi bir bakan, bir de müsteşar. Ayrıca ne var? Cumhurbaşkanı 4 tane gene Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na üye tayin ediyor. Cumhurbaşkanı tayin ediyor. Gene hatırlatmak isterim. Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce de seçildikten sonra da çeşitli konuşmalarında ne diyordu? Cumhurbaşkanına verilen yetkiler fazladır. Bu yetkileri ortadan kaldırmak lazımdır. Parlamenter rejimin cumhurbaşkanı konumuna getirilmesini ben memnuniyetle karşılarım diyor idi. Ne oldu şimdi? Zaten fazla olan yetkilere demin konuştuk. 7 tane doğrudan 16 tane Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı üye tayin edecek. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na da Cumhurbaşkanı 4 tane doğrudan üye tayin edecek. Ya bunlar yani Türkiye'deki hakimleri değerlendirecek, özlük haklarını takip edecek, inzibati bilmem şeylerini uygulamalarını yapacak. Yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarına göre yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticiler ve avukatlar arasından diyor. Evet, 4 tane üye seçecek. 4 tane. Türkiye'de 100 tane üniversite var. O üniversitelerin herhangi birisinden bunlar. Şimdi Anayasa Mahkemesi 1 tane Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na üye seçecek. O da raportörlerden seçilecek. Evet. Yargıtay 3 tane seçecek. Yani düşünün 21 tane üyenin, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyesinin 3 tanesini üyelerin arasından Yargıtay seçecek. Yani Danıştay 1 tanesini seçecek. Yargıtay Danıştay'ı sevmiyorlar ama. Evet işte ya, bu sevgi meselesi mi canım, böyle şey olur mu? Ama onların kendilerini iş yaparken engellediğini düşünüyorlar. Ve ayrıca ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hepimiz hukukun çerçevesi içinde çalışacağız. Yani iş yaptı bunlar. Ne yaptı? Mesela Güneydoğu sınırımızdaki, Suriye sınırındaki mayınlı arazileri yerli yabancı bir şirket gelsin. İsrail şirketi de olabilir, bilmem başka bir şirket de olabilir. Burayı mayından temizlesin, arındırsın. 49 yıllığına onlara burayı emanet edelim, onlar işletsin diye bir kanun çıkardılar. Evet. Bu kanun Türkiye'nin ulusal yararlarına aykırı. Bu kanun anayasaya aykırı. Yani anayasanın temel ilkelerine aykırı. Biz evet. De söyledik ya, yapmayın, yanlış bu dedik ya. Nereden çıkar? Sanki bir pazarlık yapılmış, bir söz verilmiş, çıkardılar kanunu. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi olmaz öyle şey dedi. Bir dakika dedi. Ve Anayasa Mahkemesi bunları durdurdu. Şimdi yani sevmiyor. Niye sevmiyor? Bundan dolayı sevmiyor. Yani bugüne kadar gelmiş geçmiş iktidarların belki tümü zaman zaman Anayasa Mahkemesi'nden şikayetçi olmuştur. Biz de Anayasa Mahkemesi'nden pek çok konuda şikayetçiyiz. Ama bu demek değildir ki sen benim istediğimi yapmıyorsun, ben de senin hakkında gerekeni yaparım deyip elindeki gücü, yetkiyi kendi kafana göre mahkeme oluşturmak üzere kullanmak. Böyle değil midir zaten?
Hayatın olmaz. Hayatın doğal akışı bu değil mi? Ama işte demokrasiler de buna tepki çıkar. Çıkması lazım. Ve sınırlandığını görmesi lazım iktidarların. Yani herkesin içinden kendi kafasına göre dünyayı değil şekillendirmek mi? Geçer ama gelir. Şekillendiremez. Şekillendiremez. Medeni toplumlarda şekillendiremez. Doğru. Yani sen para bakımından da başka değer verdiğin değerlerin neyse o bakımdan da sınırsız olmayı istersin. Ama her şeyin bir kuralı var, bir düzeni var. Sen ben kabul edeceksin. Ha? Ben halden memnunum. Yani bunu herkesin kabul etmesini sağlamak lazım. Bu karşılıklı denge, hoşgörü bunun gereği. Ayrıca tabii bir HSYK'nın yeni denediği ve bu iktidara destek olan çevrelerin dahi tartışmaya başladığı, uygun olmadığını söylediği bir temel nokta şu Fatih Bey. Dinliyorum efendim. 10 tane HSYK üyesi seçime gelecek. Şimdi seçim yapacak olan kim? Birinci sınıf hakimler. Kendi aralarından adli yargı 7 taneyi, idari yargıda 3 taneyi seçim yoluyla belirleyecek. Evet. Şimdi bu ne demektir? Hakimler bir seçim telaşına girecek. Şimdi herkes herkesi tanımaz. Bilmez. Yani durduğu yerden kime oy vereceğini bilemezsin. Evet, o nedenle kimler istiyor? Bunların arasında kim layıktır? Bunu anlamak için ne olacak? Seçim çalışmaları başlayacak. Atlayacak bizim hakimlerimiz otobüslere, minibüslere. Haydi mahkemelere gidip oradaki insanlarla buluşmaya başlayacaklar. Bir takım sözler verilecek. Yarın Hakimler Yüksek Kurulu'na oturduğunuz zaman size oy veren tabii, vermeyen olacak. Tabii. Sen gel merak etme ben seni ben falan. Ben İstanbul'a aldırırım. Oraya aldırırım. Oraya aldırırım. Yani seçim bu işe girdiği zaman iş çığırından evet. çıkar. Bunu yani bu hükümete en çok destek olanlar bile yanlış yapıyorsunuz diye tepki gösteriyorlar. Yani bu tamamen demagojik, popülist, böyle yaranmaya çalışan ama işin icabını, mesleğin gereğini, profesyonelliğini gözden kaçıran bir anlayış, bir yaklaşım. Şimdi 10 tanesi, 21'in 10 tanesi böyle gelecek. 2 tanesi zaten makam müsteşar 12. 9 tanesini de oraya buraya dağıtacaksın. 3 tanesen, 1 tanesen, 4 tanesen falan diye. Ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Doğru değil. Doğru değil bunlar. Yani efendim şu anda dar SYK'nın yapısı olabilir. Bunu anlamak mümkündür. Bunu genişletelim. Bunu anlamak mümkündür. Bunu genişletirken eğer siz kendinizi siyaseten güvence altına alma peşinde değil de kurumun gerçekten kendi işlevini, görevini en etkili şekilde yapmasına yardımcı olmayı amaçlıyorsanız, eğer hesabınız bu ise onu oturup konuşursunuz, anlaşırsınız. Onun bir çaresini buluruz. Yani nasıl HSYK'yı daha geniş, daha temsili, daha Türkiye'nin çoğulculuğunu, mesleğin farklılığını yansıtır bir hale getirelim. Bunu yapalım. Ama sen orada Yargıtay'ı 21'in içinde 7'de 1'e indireceksin. Danıştay'ı 21'de 1'e indireceksin. Niye? Bu husumetten kaynaklanan şeyler. Bunlar doğru değil. Bu sağlıksız bir yaklaşımdır. Bizim de anayasa konusunda bakın temel anlayışımız şu Fatih Bey. Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı var. Bu çok açıktır. Ama bizim ilk cevaplamamız gereken konu yeni anayasayı hangi yöntemle yapmalıyız? Hangi yöntem? Şimdi Kurucu Meclisi mi? Evet. İlk üzerinde anlayış beraberliği, Türkiye olarak anlayış beraberliği sağlamamız gereken konu budur. Anayasa hazırlık aşamasından başlayarak yönlendirilir. Onun için anayasayı nasıl hazırlayacağımız fevkalade önemlidir. Yani daha önce bu konuda hep yanlış yapıldı. AKP hatırlarsınız önce tuttu bazı üniversite öğretim üyelerini getirdi ve dedi ki hazırlayın bir anayasa. Kimseye bilgi vermeden onlar kapalı kapılar arkasında hazırladılar. Hazır dediler. Mirdengir Fırat o zaman bu işlere bakıyordu. Yan başkan yardımcısıydı. O aldı Amerika'ya götürdü. Amerika'dan geldi. Garip bir şey. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin haberi yok. Danıştay'ın haberi yok. Yargıtay'ın haberi yok. Baroların haberi yok. Anayasa Mahkemesi yok. Başkanı bile böyle şey olmaz. Yani. Evet. O kadar doğru şeyler söyledi ki Sayın Başkan. Gerçekten en kritik zamanda en doğru danışmanlığı yaptı Türkiye'ye ve hükümete. Ki üstelik hukukçu olmasına rağmen. Evet. Ve hem bulunduğu konum bakımından o sözlerin söylenmesi önemlidir. Hem de iyi niyetli
bir siyasi çatışma arayışı içinde olmayan bir şahsiyet olarak o düşünceleri dile getirmiş olması fevkalade önemlidir. Şu anda o düşünceler de bir kenara itilmiştir. Ben yaptım olduğuyla bu iş olmaz, uzlaşmayla olur dedi. Akıl, sağduyu, mantık. Bunu böyle yapın dedi. Önüme gelir dedi. Önümüze gelir dedi. Yani geldiği zaman da şaşırmayın demeye getirdi. Referandumla yapılsa bile önüne gider değil mi? Tabii tabii. Referanduma gitmeden önüne gider. Gidecek. Yani zaten Yargıtay Başkanı, bakın dün galiba dedi ki daire başkanlarıyla birlikte bu anayasaya açıkça aykırıdır dedi. Anayasanın değişmez maddelerine aykırıdır dedi. Yani şimdi bunun anayasaya aykırılığı konusunda Yargıtay'ın bir tespiti olacak. Yetkili merci o değil tabii. Ama bir hukuki anlamı var. Anayasa Mahkemesi Başkanı uyarmış olacak. Ya yapmayın bunu diye. Ve o öyle bir şey yaptılar ki Anayasa Mahkemesi Başkanı da bu kadarını beklemiyordur muhtemelen. Çok kapsamlı ve çok sorun üretecek bir düzenlemeyi getirdiler. Şimdi bizim yaklaşımımızı söylüyordum. Nasıl bu işe başlanacağı önemlidir. Biz diyoruz ki seçime kadar şunun şurasında bir yıl var. Bir defa bu parlamentonun siyasi ömrü tamamlanmak üzere son dönemde. Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Evet, Cumhurbaşkanı da söyledi, bravo. Cumhurbaşkanı da artık geçti bunu da. Ama geçmedi anlaşılıyor bakın. Şimdi son andan döndürülmeye çalışıyor. Bu meclis fırsatı kaçırdı, kaçırdı dedi. Şimdi son bir yıla girmişsiniz. Her seçimde normal şartlarda bile 3-2'ye yakın bir parlamento yapısında değişiklik ortaya çıkar. Yani üyelerin 3-2'si gider, yeni üyeler gelir. Bu seçimde çok ciddi bir değişimin ortaya çıkacağı daha açık gözüküyor. Yani bu parlamento oluşurken yapılan seçim 2007 seçimiydi. Evet. O seçimde AKP %47 oy aldı. 46.7. Evet, 47 diyoruz. 46.7 oy aldı. Ve Türkiye'deki seçim kanununun kendine özgü işleyişi sonucunda parlamentoda 3-2'ye yakın bir temsil elde etti. %46.7 ile. Evet. Peki şimdi yani önümüzdeki bir seçimde, en geç bir yıl sonra yapılacak seçimde AKP'nin alacağı oy oranının bu civarda bir oy oranı olmasına ihtimal veren, Türkiye'yi izleyen bir ciddi siyasi gözlemci bulabilir misiniz? Yani oy düzeyi şu anda bile %30 civarında, %30'un belki biraz üstünde, belki biraz altında değerlendiriliyor. Bir yıl sonra ne olacağı belli değil. Az mı denizde? Şimdi efendim az demiyorum ama %70 var. Yani tabii. Şimdi %30'la siz gider ayak kendi ihtiyaçlarınıza yönelik, kendinizi güvence altına almaya yönelik olduğu açıkça gözüken ve Türkiye'nin en temel yargı kurumlarını alt üst eden bir düzenlemeyi orada gider ayak dayatıyorsunuz. Bunun hakkınız yok. Bu doğru değil. Bunu yapmayın. Yani 12 Eylül Anayasası'nı istemiyoruz da AKP Anayasası'nı da hiç istemiyoruz kardeşim. AKP Anayasası ne dayatıyorsun bize? AKP Anayasası anayasanın... Ama içinde iyi maddeler var Deniz Bey. Efendim? İyi maddeler var içinde. Efendim hayır ama bu yargı meselesi. Bunların hepsiyle söyledik. Paket halinde gelmesi kötü. İşin anası bu. Yani bölüp getirseler efendim, iyi maddeler var içinde. İşin temeli bu. Tabii tabii. Onu o zaman güveniyorsan, böyle bir anlaştıysan aç. Madde madde oylamasını yap. Bunu da yapamıyorsun. Şimdi bu tablo yanlıştır. Bu tabloya düşmemek lazım. Ne yapmak lazım? Biz diyoruz ki Türkiye bir seçime gidiyor. Seçimde yeni bir siyasi tablo çıkacak. Yeni bir meclis çıkacak. Belki daha dengeli bir meclis çıkacak, daha temsili bir meclis çıkacak. Şimdi biz önümüzdeki bir yılı seçime kadar geçecek süreyi o meclisin önüne hangi yöntemle bir anayasa tasarısı hazırlayacağımızı müzakere etmek için kullanalım diyoruz. Yani bakın dünyada bazı ülkelerin yeni bir anayasa yapmak için, sadece değişiklik demiyorum, yeni bir anayasa yapmak için hangi yöntemleri izlediğine bakmak lazım. Ne yapmışlar? Çok kapsamlı, geniş, katılımlı bir heyet oluşturuyorlar. Bu heyetin içine... Bir forum gibi mi? Evet. Bir siyasi partiler giriyor, il genel meclis üyeleri giriyor, belediye meclis üyeleri giriyor,
efendim sendikalar giriyor, esnaf kuruluşları giriyor, TÜSİAD'lar, MÜSİAD'lar giriyor. Yani her siyasi düşünceden medyası giriyor, sivil toplum kuruluşları geliyor. Yani bütün bunları içine alan bir heyet oluşturuluyor. O heyet kendi içinden bir komisyon şekillendiriyor. O komisyon yargı kurumlarıyla da işbirliği içinde. Onlardan da düşünceler olarak, tezler olarak bir taslak hazırlıyor. Bu taslak, önce bir defa bunun nasıl kurulacağını müzakere etmemiz lazım. Bizim şimdi söylediğimiz bu. Bunu yapalım ve önümüzdeki seçimle birlikte mutabakat sağladığımız çerçevede bir komisyonu görevlendirelim, bir heyeti görevlendirelim. O heyet, efendim AKP'nin bize yakın üniversite hocası, anayasa profesörü falan ya da bana yakın bilmem kim, CHP'ye yakın birisi olmasın kardeşim. Türkiye'nin bu işlerde söz sahibi olduğunda mutabakat sağlayacağımız bir çerçevesini bulalım. Bunlar bir araya gelsinler ve önümüzdeki seçimden sonra o heyet kendilerine bir yıl süre verilsin. Bir yıl içinde taslağı hazırlasınlar. O taslak meclise gelsin. Halkın oyuyla seçtiği, milli iradeyi temsil eden meclisin önüne gelsin. Meclis bu... Yani taslak meclis dışında hazırlansın. Evet. Meclisin dışında hazırlansın ve hazırlayacak olan da eş, dost, ahbap, yaran olmasın. Yani bir Türkiye'yi... Yani anayasayı siyasi olmaktan çıkartalım diyorsun. Bir daha toplumsal, daha milli bir çerçeveye oturtalım. Yani benim derdim şu. Her partinin, hepimizin ısrarla üstünde durduğu düzenlemeler vardır. Bazı düzenlemelere de itirazımız vardır. Hiçbirimiz kendi irademizi birbirimize dayatma durumunda olmamalıyız. Yani anayasa demek bizim işimize gelmese de başkasının üstünde durduğu bazı önerilere tahammül etmek durumunda olduğumu idrak etmemi sağlamak demektir. Yani bu konuda bir ortak çerçeveyi birlikte bulmak lazım. İlk iş budur. Bunun yani kesinlikle kabul edilemeyecek düzenlemeler vardır. Kabul edilebilirler vardır. Bilmem mutlaka birilerinin istediği vardır. Bütün bunların ortak bölenini, ortak çerçevesini ciddi bir çabayla işçisi, bilmem işte sendikacısı... Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şöyle bir hissiyat var. Yani Türkiye'de herkes ve her şey bana karşı. Yani olur sistemi mu oluşturan olur, herkes ve her şey bana karşı. Bu neye benziyor? O yüzden onu... Hani adam çift yolda ters istikamete girmiş. Demişler ki bir kişi... işte ters yapılmış. Biri demiş ya hepsi karşımda, hepsi ters yola girmiş. Onun gibi bir şey. Kim ters istikamette? Şey, yargının kendisinin karşısında olduğunu düşünüyor. Özellikle yüksek yargının kendisine karşı olduğunu düşünüyor. Üniversitenin karşı olduğunu düşünüyordu. O mesele medya karşısında, kaldı. Asker karşısında, bilmem işte siyaset. Böyle bir şey olur mu? Ne olacak o zaman? Biz herkes bunları iptal edeceğiz sana mı? Senin gönlüne göre mi Türkiye'yi icat edeceğiz canım? Böyle bir Türkiye'yi buraya kim getirdi ya? Sen ama mi getirdin? İktidarın bir şeyler yapma hakkı yok mu? Bazı elbette var canım. Elbette var ama yani devleti yeniden ben %30'un altına inmeye başlamış oyumla ben tanzim edeceğim dedirtmezler adama. Yani sen bu devletin içinde yöneteceksin kardeşim. Bunun için geldin. Ama şimdi mesela yani, ne bileyim Türban'a üniversitede yer veremediler. Şimdi ne oldu? İşte kendi yanlış yaptılar. Dayattılar, olmadı. Ama ne oluyor? Toplum bu konularda bir rahatlama içine doğru giriyor. Yani bunlar kurcalamamış olsa bugün çok daha ileride olurduk. Kurcaladıkları halde bile Türkiye bu noktada bir ferahlama içine girdi. Yavaş yavaş bu konu artık bir Türkiye'yi bölen bir konu. Siz o ferahlamanın bir parçası olmak istiyorsunuz. Nasıl? Siz o ferahlamanın bir parçası elbette olacak elbette canım ben olmak için yol göstermişim. Yıllarca ya kurcalamayın bu işi demişim ya. Dokunmayın kardeş. Fiili olarak çözülsün yani. Ve demişlerdir ki ya bunu çözse bunu bunlar çözer diye bizi hedef göstermişlerdir. Neyle bunu söylüyoruz? Çünkü işi bir ideolojik tarih konusu gibi görmüyoruz. Bir istismar konusu olarak da görmüyoruz. Türkiye bu konuda rahatlasın. Bu Türkiye bir vehim ve bilmem korku konusu olmaktan bu işi çıkarsın. Çıkarılabilir. Bunu görüyoruz. Çıkarmaya da katkı yapıyoruz. Ve siz de katkı yapın. Kardeşim kurcalamayın. Sükunetle bekleyin dedik. Şimdi yavaş yavaş Türkiye buna rağmen oraya geldi. Bakın hala bu konular hiç biz kurcalamıyoruz. Konuşmuyoruz. Vallahi geçen gün bizim gazeteye Habertürk'e bir ziyaretçi grubu geldi. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden bir tanesinden öğrenciler geldi. Emin olun ki yarısı Türbanlıydı. Olabilir. Yani, evet olabilir. Geliyor işte demek ki. Girmiş. Yani bu bir toplumsal... Yeni bir şey değil. Biz okurken de okulda bir sürü Türban vardı. Evet, ya da başörtülü vardı. Kimse yani söylemek istediğim Türkiye bunu
bunu dener, bir süre sonra aşarsa aşar, aşmazsa gerçeğimiz neyse onunla yüz yüze gelme durumunda oluruz. Yani söylemek istediğim bu, Türkiye bana karşı ben kendime göre devletimi kuracağım. Şimdi yapmaya çalıştığı o. Bu bunu aşar. Bu bunu aşar. Kendine göre oldu. Kendine göre yargı. Kendine göre bilmem medya. Kendine göre iş dünyası. Yani bu olmaz. Bu doğru değil. Ve bu gerilim yaşanıyor. Yani bütün buna yol açan süreçte Cumhurbaşkanlığı seçiminin AKP'nin kendi iç çekirdeğinin kararıyla ve onun yönlendirmesiyle şekillendirilmiş olması. Eğer bugün Cumhurbaşkanlığı makamında Fatih Bey bu şeyin dışında, bu dayanışmanın dışında, bu siyaset zihniyetinin dışında, ama bunlara düşman değil. Bunların hiçbir şekilde karşısında prensip olarak değil. Ama Türkiye'yi, anayasayı kavramış anlayışta bir cumhurbaşkanı olsaydı bugün bambaşka olurdu. Hatırlarsanız o cumhurbaşkanı seçimi yapılırken biz dedik ki AKP'nin içinden cumhurbaşkanı seçilebilir. Benim o zaman bu sözü söylemem çok iddialı bir sözdü. Evet. Çok tartışmayı tahrik edecek bir sözdü. Ben bilerek söyledim. Dedim ki bir AKP'li de olabilir. Ama gelin şunu birlikte bakalım. Birisini bulalım, birisini getirelim. O gün kafanızdan geçirin Cemil Çiçek veya Vecdi Gönül'ü söyleyeyim. Bilemem. Yani şimdi onu konuşmanın bir anlamı yok. Yanlış bir şey. Ama bulabilirdik. Herhangi birisini bulabilirdik. AKP'nin içinde de var bu işi yapabilecek insanlar demiştim. Ama hayır. Bir dayatma yapıldı. Ya sen, ya ben, ya da bu dediler. Aslında demeyecekti onu. Sayın Başbakan 22 Temmuz konuşmasına bakarsanız demeyecekti. Onu dedirten biraz MHP'nin tavrı oldu. MHP biz evet, gireriz deyince... O ayrı tabii, o ayrı. Ama bunlar yanlış. Bakın bu yani MHP'de MHP'de orada başbakanı açmada sokmak için tamam, bir hamle yaptı. O hamle ama, farklı sonuç doğurdu. İşte bakın, devlet işlerinde böyle oyunlar oynanmaz. Yani hadi onu ben köşeye sıkıştırayım diye çok ciddi bir yanlışa yeşil ışık yakılmaz. Bana birisi meydan okudu, ben de mecburum, ben de buradan gireceğim diye de yürünmez. Devlet adamı olmak demek bu oyunların üzerinde durmak demektir. Ülkenin yararını, ihtiyacını değerlendirebilmek demektir. Onun gereğini belli bir siyasi bedeli olsa dahi sorumlulukla yapmak demektir. Şimdi bunlar yapılamadı. Ve bunun sonucu buralara geldik. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz bu yöntemle önümüzdeki seçimde işbirliği yaparak, uzlaşma yaparak, paylaşarak kimse ortada siyasi güçler ve ülkenin toplumsal güçleri onlarla istişare, katılım, paylaşma ile güvenilen bir heyetin hazırlayacağı bir anayasayı parlamentonun siyasi süzgecinden geçirerek onun kararıyla oluşturmaya hazırız. Bakın bu konuda mesela ben 1987'de girdim parlamentoya. Hatırlayacaksınız 12 Eylül'den sonra bize siyasi yasaklar geldi. Referandumla kaldırıldı. 7 yıl parlamento dışında kaldık. Ancak 87'de parlamentoya girdik. Girer girmez ilk olarak derhal bu anayasanın başlangıcındaki dibace denilen başlangıç bölümünü kaldırmalıyız dedik. Sayın Hüsamettin Cindoruk meclis başkanı olarak çok ciddi katkılar verdi. Onun hocam bu anayasa çok değişik yapıldı daha önce. Yani şimdi değil oradan bu başladı. Ben yani biz, ama onun motifi bizdik, motoru bizdik. Onu söylemek istiyorum. Niye? Çünkü ben 12 Eylül tamam yaşamışım. 12 Eylül karşısında bilmem bu o anayasada o dibace duracak. Ben de orada milletvekilliği yapacağım. Kendime hakaret sayıyordum onu. Böyle bir şey kesin olamaz dedim. Bunu kaldıracağız. O duyguyu paylaştık. Aynı kaderi yaşamış insanlar. Hep beraber bir araya geldik ve oradan başladık. Ve arkasından anayasanın yarısından çoğu değişti, değişti. Şimdi geride kalan maddeler hala var. Çok daha köklerde işler yapılıyor aslında. Tabii hala de ama bu öyle bir değişiklik değil. Şimdi getirilen 12 Eylül'e özgü bir şey değil. Bu 60 anayasasında da var, her yerde de var. Yani Türkiye'nin geldiği hukuk evriminin, yargı bağımsızlığının, demokrasi anlayışının bir aşaması olarak Deniz ortaya Bey, bir kısa çıkar. Ara verelim mi? Reklam için evet, arkadaşlarım işaret ediyorlar. Hem reklam için duralım hem de anayasa meselesinde belki reklamdan sonra bir iki cümle daha konuşup kapatırız. Sonra da CHP'yi çok merak ediyor. CHP'de ne gibi işler olacak diye. Gürsel Tekin'in Newsweek'le verdiği enteresan bir röportaj var. Parti vitrinin değişmesi beklenen bir kurultayınız var. Biraz onları konuşmak istiyorum reklamların ardından. Evet.
Deniz Bey, İsmail Nacar aradı. Türban'la ilgili sözlerinizi, üniversite türban'la ilgili sözlerinizi çok yapıcı ve çok doğru bulduğunu, bu sorunun ancak bu yolla, toplumsal mutabakatla zaman içerisinde hiçbir sorun çıkmadan çözebileceğini bir grup olarak izliyormuş televizyonu. Çok doğru bulmuşlar. İsmail Nacar'ı tanırsınız herhalde. Evet, İslami kesimin önde gelen isimlerinden biridir. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, eksik olmasın. Bu iyi niyetli değerlendirmelerine ben de teşekkür ederim. Anayasa. Evet. Son bir iki lakır diye da edip gidelim. Demek ki madde madde gelseydi siz evet diyeceğiniz maddeler vardı. Olabilirdi. Hayır evet. diyeceğiniz maddeler vardı. Ama bir paket halinde gelince özellikle yüksek mahkemelerle ilgili bölümde hem Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumu hem Anayasa Mahkemesi'nin oluşumu ile ilgili hassasiyetiniz o kadar üst noktadaki geri kalanını görmeyiz diyorsunuz. Evet ve yani şunu söyleyeyim size bu anayasa diye çok konuşuyoruz. Bu getirilen anayasa değişikliği teklifi bu anayasayı demokratikleştirecek, hukuka saygısını güçlendirecek bir teklif değildir. 12 Eylül Anayasası, 12 Eylül Anayasası diye hep şikayet ederiz. Ama şunu açıkça söylemeliyim ki bu değişiklikten sonra AKP kendi 12 Eylül Anayasasını yapmış olacaktır. O ne demek? Yani 12 Eylül zihniyetini bu anayasaya getirip dayatacaktır. Yargıyı kelepçeleyecektir. Yargıya pranga vuracaktır. Yargıyı kendisine tabi kılacaktır. Yani bunu 12 Eylül dahi böyle yapamadı. Bir geçici 15. madde koydu. Geçici 15. madde sadece hukuku ihlal etmiş olanlara yönelik bir soruşturma yapılmasını engellemeyi amaçlıyordu. Onun ötesinde 12 Eylül zihniyetini takip edeceksiniz diye bir dayatma yoktu. Ama şimdi bunlar biz iktidardan ayrılsak da bizim iktidarımız bitse de bizim yargı üzerindeki hegemonyamız devam etmelidir. Biz yargı karşısında kendimizi geçici 15. madde gibi anayasayı ve SYK'yı yeniden yapılandırarak, oluşturarak kendimizi güvence altına almalıyız diyor. Yani kendi güvencelerini devletin temel yargı kurumlarını şekillendirerek sağlıyor. Peki siz aynı güçte iktidar olsanız aynı şeyi yapmaz mıydınız? Hayır, kesin yapmazdım. Yani bakın bu çok temel bir noktadır. Bizim iktidardan anladığımız Türkiye'yi kendi çıkarımıza göre yeniden yapılandırmak değil. Türkiye tarihi bir sürecin içinden çıktı geldi. Çok acı günler yaşadık. Çok güç bir dönemden başlandı. Arkamızda 87 yıllık bilmem 90 yıla yakın bir tarih var. 1920'de yola çıkmışız. Şimdi 2010'dayız. 90 yıllık bir sürecimiz var. Türkiye büyük mesafe aldı. Yani insan niteliği, kültürü, ekonomik altyapısı, bilmem işte dünya içindeki konumu, nüfusunun artışı, dinamizmi ciddi bir ülke oldu. Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ortak katkısıyla oldu. Ben bununla iftihar ediyorum. Yani bu sadece Atatürk İnönü dönemi elbette çok sağlıklı bir temel attı, sağlam bir maya kurdu. Ama ben inanıyorum ki Türkiye'nin buraya gelmesine Menderes Bayar döneminin de ciddi katkısı olmuştur. Bilmem Süleyman Demirel'in de çok ciddi katkısı olmuştur. Muhakkak. Özal'ın da katkısı olmuştur. Elbette onun dışında sorumluluk üstlenmiş olan herkesin Ecevit'inden Mesut Yılmaz'ına kadar, herkesin Tansu Çiller'ine kimi küçük, kadar. Kimi büyük çorbaya bir şey kattı. Katmıştır. Yani bu böyle bir sürecin içinden geçiyoruz. Bunlarla husumet ilişkisi içinde bugün Türkiye'yi yöneten bir kadronun bunlara karşı kızgınlık, tepki, nefret içinde olması, onları küçültmeye çalışması, yok sayılması sağlıklı bir yaklaşım değil. Elbette Türkiye değişecek, elbette Türkiye yenilenecek ama bu noktaya kolay gelmedik. Bu geldiğimiz noktadan daha ileriye gideceğiz. Önümüze parlak bir ufuk var. Bunu başarabilecek bir birikimimiz, altyapımız var. Hiç kuşku duymuyorum. Yeter ki biz birbirimizden nefret etmeyelim, gereksiz bölünmeleri başlatmayalım çok, vesaire. Çok doğrusunuz. Geçen gün, dün evvelsi gün iş adamıyla konuşuyordum. Önemli iş adamından bir tanesi Türkiye'nin. Dedi ki, ya dedi Türkiye çok değişti dedi. 80 senede Türkiye'de sadece devlet, sadece kurumlar değil dedi. Her şey büyüdü dedi. Yani tabii. Artık 70 yıllık, 80 yıllık tabii. şirketlerimiz var. Tabii. Artık kesin bunlar öyle. Dünyada iş yapmayı kesin öğrendiler. Öyle. Yani kesin Türkiye öyle. Bugün daha iyi görünüyorsa bu 70 senenin Türkiye. Üstünde hiç şey elbette. Yükselen gücü ve daha da yükselecek gücü. Şimdi burada hiç istemediğimiz şey kendimize karşı husumettir. Tarihimize karşı husumettir. Yani başbakanı dinlerken bazen şaşırıyorum.
İster misiniz diyor, şimdi açayım şu sayfaları da size bilmem işte zabıtları yayınlayayım. Yani ne biçim anlayış? Kendisine yönelik bir suçlama yapmaktan zevk alma duygusu, milletin kendi arasındaki birliğini, bütünlüğünü sarsacak bir ayrışmanın bazen ön planında yer alıyor olması, bütün bunlar yanlış. Yani bunları aşmamız lazım. Bu çerçevede diyorum ki Türkiye'de önümüzdeki dönemde biz bir şekilde iktidar olsak, sorduğunuz gibi, hiç kuşku yok, ben bu tarihsel ortak birikimi bütün unsurlarıyla sahiplenirim. Her birisine şükran duyarım. Her birisinin kattıklarını bilmem birbirimize anlatarak ülkenin toplumsal dayanışmasını, moralini yükseltmeye çalışırım. Biz iktidar olsaydınız, bir iktidar umudu görüyor musunuz Cüneyt Akdeniz için? Yani çünkü anketlere bakıyoruz. Siz de yaptırıyorsunuz muhakkak ki. Türkiye'nin, ben özel bir anket yaptırıyorum. Daha doğrusu bir anketi özel değerli. Türkiye'yi üçe böldürüp yaptırıyorum. Türkiye'nin batısında iktidarsınız. Ya da iktidara yakınsınız. Yani, iktidar partisi aranızda hemen hemen farklı. Çok yakınsınız. Büyük bir öndesiniz. Yani bu trend doğru. Bu trend Orta Anadolu'da zayıflıyorsunuz. Evet. Doğu'da iyice bakın, şunu yok söyleyeyim. Oluyorsunuz. Türkiye'nin geleceğe yönelik süreçlerinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Bakın, bilinmesi gereken ana nokta. Peki iktidar olabilecek misiniz? Şimdi bir dakika. Evet, yani Türkiye'de modernleşme, kentleşme, ekonomik gelişme, kişinin özgürlüğünü kazanması, yani bir cemaatin emir ve kumandası içinde olmaktan çıkıp kendi bireysel kararını alır noktaya gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik desteği her yerde arttırıyor. Şimdi Batı'da artıyor dediniz. Batı, Orta'nın ve Doğu'nun geleceği. Yani orada etkimiz, gücümüz artıyor ve o etkiyi, gücü biz giderek daha geride kalmış yerlere taşıyoruz. Doğu'da eskiden CHP vardı, artık yok. Öyle tabii, şimdi o siyasetin şeyi değişti. Yani siyaset şimdi başka, kimlik siyaseti olmaktan uzaktı o noktada. Başka bir olaydı. O zaman bilmem Adalet Partisi de vardı, CHP de vardı. Başka bir olaydı. Şimdi farklı bir tablo var. Bu dönem de geçecek. Bu da doğru değil. Yani bakın, doğuda bulunup da oradan göçüp batıya gelmiş olan insanlar belli bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi içinde etkili yerler tutuyorlar, politika yapıyorlar. Yani o insanlarla bizim bir kavgamız yok, bir sürtüşmemiz yok. O içinde bulunduğu toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendisini büyük toplumla bütünleştirecek, entegre edecek bir büyük araç gibi görüyor. Ve onun önemini kavruyor. Biz de biliyoruz, o işlevi yerine getirmek istiyoruz. O insanlara sahip çıkıyoruz. Şimdi iktidar olma şansı var mı diyorsunuz? Evet, var. Çok açık bir şekilde var. Yani nasıl var? Ben Deniz bu Bey, konularda milletvekilinin 200 bakın, bin oya alındığı yerde iyisiniz ama milletvekilinin 5 bin oya alındığı yerde yoksunuz. Yani doğru, siz pazarda doğru, pahalı malı alıyorsunuz, doğru, ucuz malı bırakıyorsunuz bu ama bizim maruz kaldığımız bir adaletsizliktir. Hepsi aynı. Ama buradaki olay şu. Onların sayısı giderek azalıyor. Türkiye'nin yapısı değiştikçe. Yani yüzde diyelim 15'i oluyor. Eskiden daha fazlaydı. %15'inde bu tablo işliyor. Gerisinde farklı süreçler işlemeye başlıyor. Yani söyleyeceğim şu, açıkça bütün araştırmaların ortaya koyduğu tablo şudur. Önümüzdeki dönemde AKP'nin iktidar olması söz konusu olmayacak. Ama kimsenin tek başına iktidar olmasa söz konusu olmayabilir. Bir olabilir. Yani bu böyle mi değil mi bilmiyorum. Ama biz ona çalışıyoruz şimdi. Tek başına iktidar olmaya çalışıyoruz. Burada bakın şunu da unutmayın. Bizdeki seçim kanunu Fatih Bey birinci partiye büyük prim veriyor. Büyük prim veriyor. Demin bahsettiğiniz olayı aşmaya yardımcı oluyor. Şimdi buradaki bütün mesele şu. AKP kaybedecekse onun yerine biz mesela birinci parti olabilirsek, şu anda hedefimiz o olmalı. Ben öyle bakıyorum, öyle görüyorum. Ona çalışıyorum. Örgütümü bu hedefe doğru yönlendirmeye gayret ediyorum. Eğer bunu başarabilirsek sadece bu olay, birinci parti olmak, ki aramızda şimdi az bir fark var, makul bir fark var. Önümüzdeki, ne mesela tahminin? Yani kesin bir şey söylemek istemiyorum ama artık aşılabilir bir fark var. Yani eskiden çok büyük fark vardı geçen seçimde. Biz %21 civarında oy alıyorduk. O %47 almıştı. Şey, iki mislinden fazla. İki mislimizden fazla. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi yani artık 3-5 puan... Yok mu, emin misiniz hakikaten? Evet, evet. Kesin, kesin. Hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. 3-5 puanlık bir fark var aramızda. Şimdi biz önümüzdeki seçimde
etkili çalışmaları yapar ve bu o farkı iyice azalmış olan, daralmış olan o farkı ortadan kaldırabilirsek bu olay... Ya MHP orada birinci parti olursa birinci. Bu, hayır herkes çalışacak canım. Yani herkes çalışıyor, onlar da çalışıyor, biz de çalışıyoruz. Şu andaki manzara Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci parti olduğu manzarasıdır. Ve aradaki fark odur, yani azalmış bir farktır. Şimdi biz bu farkı kapatabilir isek, bu olay bize iktidar olma bakımından olağanüstü yüksek bir avantaj sağlayacaktır. Yani oradaki 3-5 puanın değeri çok yüksektir Fatih Bey. Yani onun parlamenter sayısına yansıması o 3-5 puanın çok ötesinde olacaktır. Ve Türkiye'deki yani sistem istikrara yönelik çalışan bir sistem. En büyük parti çok avantajlı çıkıyor. AKP o sayede bakın aldığı oy yarının altında 3'te 2 çoğunluk. Şimdi bu nereden geliyor? Buradan geliyor. Şimdi onu tersine döndürmemiz lazım. Onu tersine döndürmeyi başarırsak... Nasıl döneceksiniz peki? İşte o dediğim... Bu tabloyla. Şimdi yani bizim de buraya nasıl geldik? Biz %4.70 ile yola çıktık Fatih Bey. 1992. 1992 4.70 ile yola çıktık. Şimdi 2010, 18 yıl geçti. 18 yıldır biz... Ama AKP 6 adıklar oldu. Efendim hayır, onu o birikimi kullandı. Yani o öyle gelir, öyle gider. O ayrı bir iştir. Bizimki o değil. Biz alnımızın teriyle, emeğimizle mücadele vere vere kazanarak yükseliyoruz. Yani AKP bir konjonktür yakaladı, aldı geldi, iktidar avantajını kullandı, dünyadaki ekonomik uygun zemini kullandı. Şimdi yarın ne olur bilinmez. Şimdi söylemek istediğim yani bu iktidar olabilir mi diyorsunuz? Evet olabilir, evet olabilir. Ve biz bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde ben AKP'nin artık iktidar olma noktasından uzak düşeceğine inanıyorum. Bunu da Türkiye bakımından çok önemli, demokrasimizin kökleşmesi bakımından çok önemli bir fırsat olarak düşünüyorum. Peki diyelim ki seçimden şöyle bir tablo çıktı. Yani şu anki anketler onu göstermiyor ama seçimden çıkan tablo sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı elde edemedi. Siz de tek başına iktidar edemediniz. Ama siz de... şimdiki seçimdeki tablo onu gösteriyor. Yani AKP'nin iktidarı kaybedeceğini gösteriyor. Şu andaki tabloda bilmiyorum ama anket şeyi gösteriyor. Koalisyon zorunluluğunu gösteriyor. Yani diyelim ki seçimlerde sizin dediğiniz oldu. AKP birinci parti olamadı. CHP de birinci parti olamadı ya da iktidarı tek başına elde edecek çoğunluğu hiçbir parti kazanamadı ve koalisyon gündeme geldi. Şimdi kamuoyunda tartışmalar var. Bir, diyorlar ki CHP ile AKP hiçbir şekilde koalisyon yapmaz diye düşünülüyor. MHP ile AKP yapabilir deniyor. AKP ile DTP büyük ihtimalle böyle bir koalisyon deniyor. Sarıgül girerse o AKP ile mutlaka koalisyon yapar deniyor. Şimdi, seçim sonrası tabloda seçmeni hakikaten ürküten unsurlardan bir tanesi. Yani şimdi, ya şimdi acaba kim kimle olacak falan. AKP'yi de bari DTP ile koalisyon yaptırmayalım. Ya da işte yeni adıyla BDP ile koalisyon yaptırmayalım. Da bari şimdi siz yapar mısınız koalisyon AKP ile seçimden sonra? Şimdi tabii bizim seçime bir yıl varken ve CHP yükselişteyken, AKP gerileme durumundayken bir koalisyon modeli üzerinde bir değerlendirme yapmamız çok yanlış olur. Yani falan partiyle koalisyon yaparız, falan partiyle koalisyon yaparız gibi bir açıklama çok yanlıştır. Çünkü biz tek başımıza gelmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Bunu anlıyorum. Yani cevap vermeye çalışacağım. Buna gayret edeceğiz. Bizim amacımız kendimizi tek başımıza iktidara getirmektir. Bunu imkansız görmüyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bunu başarırız, başaramayız. Biraz eksiğimiz olur. O eksiği nereden karşılarız? Bu sorunlar ortaya çıkabilir. Ya da bizim dışımızda birileri bilmem demin konuştuğunuz gibi bir koalisyon arayışı içine girer mi? Girebilir mi? Girerse ne olur? Bunlar ayrı bir hikaye. Ama bu konuda ciddi bir cevap vermek gerçekten bu aşamada mümkün değildir. Çünkü parlamentonun kompozisyonu bilmiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Parlamentoda kimler olacak, kimler olamayacak, herkes ne noktada olacak? Bunları görmemiz lazım. O nedenle ben bu konuya izin verirseniz böyle çok asık suratlı, ciddi bir cevap verme yerine daha başka bir yaklaşım sergileyim. Bize AKP ile koalisyon kurar mısınız diyorsunuz. Vallahi AKP ile koalisyon yapmaktansa Saadet Partisi ile koalisyon yapmayı tercih ederim demeyi
daha uygun görüyor. Niye? Ne farklıdan ötürü? Hangi farklıdan ötürü? AKP benim anlayışıma göre bir büyük manevi iflas yaşamıştır. AKP yola çıkarken İslami, ahlaki, manevi değerleri önemseyerek alçak gönüllü bir yaklaşım içinde insanların kendi yaşam biçimlerini saygıyla karşılayarak, kendi yaşam biçimlerini sahiplenerek, devlet imkanlarına tenezzül etmeyecekleri güvenini vererek ve bu gerçekten İslami, ahlaki, manevi değerleri, dürüstlüğü, ahlakı, efendim helali haramı bilmeyi, yetim hakkını bilmeyi, devletin malına göz dikmemeyi, para pulla, maddiyatla övünmemeyi, para pul maddiyat peşinde koşmamayı, böyle bir İslami olgunluk ve yükseklik içinde temsil ediyor gibi yola çıktılar. Ve toplum da onların bu tutumuna değer verdi, saygı gösterdi. Türkiye bir büyük kargaşa yaşıyordu, bir kaos yaşıyordu. Bir büyük yolsuzluklarla karşı karşıya kalmıştık. Böyle bir tablonun içinde temiz, ahlaklı, güvenilir bir siyasettir diye bunlara destek oldu. Şimdi 8 yıl geçti Fatih Bey. Bu geldiğimiz noktada insaf ediniz. Bu anlayışla, bu iddiayla yola çıkan bu insanların bugün o değerleri, o maneviyatı, o ahlaki güzelliği, o tevazuu, o dürüst ve insani anlayışı temsil etmeye devam ettiklerini söylemek imkanı var mı? Yani bugün bunlar... Yani siz diyorsunuz ki Saadet Partisi'ni tercih ediyor. Yani işte arkadaşlarımız boyuna söylüyorlar. O büyük de toplumda heyecan yaratıyor. Çok doğrudur o. Yani bunlar önce sakallarını kestiler diyor arkadaşlarımız. Önce sakallarını kestiler. Ondan sonra gömleklerini değiştirdiler. Sonra dört çeker ciplere geçtiler. Şimdi havuzlu villalarda geniş duvarlarla çevrilmiş dörder beşer villalar alarak 7 yıldızlı otellerde tatil geçirerek bir başka yaşamın içine geçtiler diyorlar. Şimdi bu bir dönüşümdür, bir transformasyondur. Ama sadece ayıp mı? Değil tabii ama bu daha manevi, bakın manevi ve ahlaki bir çözülmeyle birlikte ortaya çıkarsa, helal paraya hepimizin saygısı var. Helal kazanca, kardeşim sen iktidara geldin diye bu zenginlik nereden? Senin ve çevrenin bu zenginliği nereden? Taş attın, kolun mu açıldı? Hangi riske girdin? Hangi işi yaptın? Hangi yatırımı yaptın? Nereden bu zenginlik? Yarım pabuçla geldin iktidara, şimdi ne noktadasın? Şunu bir anlatıversene bana. Ama mal beyanı ilk koyan... Yani bırakın şimdi birbirimize... Halide, tabii, ama ilk koyan o mal beyanı şey baktığınız zaman yani. Ne demek ilki sonu yok. Ne ol? Onların beyanlarının hepsi günü geldiğinde ortaya çıkacak. Bak biz muhalefette yaşıyoruz. O beyanına inanmıyorsunuz yani. Bunların hepsi ortada açık gerçekler. Bunu ben söylemiyorum. Bakın AKP'nin yola çıktığı ilk sırada ki söylemini ciddiye alan, sahip çıkan, ona destek veren aklı başında insanlar bugün bu şikayetleri... AKP'yi bir dakika bırakalım. AKP, bunları söylediniz sen. Her salı söylüyorsunuz. Ben başka bir şey sormak istiyorum. CHP ne olacak şimdi? AKP tamam. Ha. AKP'yi gören görüyor, bilen biliyor, göz görüyor. Ama bu bilinmiyor. Bu yeni bir nokta. Nasıl bilinmiyor? Bakın manevi bir iflastan bahsediyor. Bu hep konuşuluyor. Bütün yerel seçim öncesi de bu anlatıldı. Yok hayır. Hayır. Bu yeni ortaya çıktı. Bu yeni tespit yapıldı. Bakın bu konuda aklı başında pek çok o... Yani Saadet Partisi niye dedin de... Ben onu anlatıyorum sana. Yani niye öyle tercih değil mi ediyorsun? Yani, Erbakan aynı şey yapmamış mıydı? Altınoluk'ta villalar, orada şeyler, trilyonlar, evet, milyonlar. Ne farkları var? Saadet Partisi'nin kadroları, yöneticileri bu çözülmüş, bozulmuş anlayışın bir parçası olarak gözükmüyor. Yani baktığım zaman ben Numan Kurtuluş'a bunu görmüyorum. Numan Beşik, evet düzgün bir adam. Çok düzgün bir adam. Yani bilmem etrafındaki insanlara bakıyorum daha güven veriyor. Yani bu böyle olduğu içindir ki
Yani birinci niye diyorsun aradaki fark var? Aradaki fark budur. Biri manevi iflas yaşamıştır. Maddi zenginleşme yaşamıştır. Deniz Bey, rüyanızda mı AKP görüyorsunuz? Boş verin AKP. Şimdi CHP ne olacak? Şimdi AKP ben, bizi ilgilendirmiyor şu anda. Şu anda CHP'yi merak ediyor insanlar. Ama AKP iktidarda. Şimdi bak, tabii ben seni zaten, anlıyorum. Ben seni anlıyorum. Ben ama sen anlıyorum. De beni anlayacaksın. Ben de sizi anlıyorum. Deminden beri konuşuyoruz ama ben programın anonsunda bile diyorum ki CHP'deki vitrin değişikliği. Gürsel'deki Newsweek röportaj verdi. Tabii. Diyor ki bu parti değişmek zorunda. Kanlı mı olur, kansız mı olur bilmem. Ama genel başkanımız da kansız olmasından yana. Ne demek bu? Nasıl değişecek bu parti? Şimdi bir sürü isimler geçiyor. Mesela Gürsel Tekin'in, Kılıçdaroğlu'nun ve başka bir takım böyle halka daha yakın gelen partideki mevcut sizin çok şey borçluyuz bugüne gelmekte onlara dediğiniz ama haklı da olabilirsiniz. Fakat artık konumları itibariyle halkla teması azalmış insanların yerine biraz daha halk içinden, halk damarı olan diyeyim, insanların geleceği biraz daha atraktif bir vitrin oluşacağı, bunların daha laf yapan, daha tartışabilen insanlar olacağı yolunda bir beklenti var. Var mı böyle bir şey? Hakikaten bu kurultayda bir şeyler değişecek mi? Kılıçdaroğlu için ne düşünüyorsunuz? Nereye gidecek? Ne olacak? Gürsel Tekin ne olacak? Şimdi ya da onlar gibi insanlar. Bizim her kurultayımız bir önemli yenileşmeyi ve değişmeyi ortaya koymuştur. Geçen kurultayımızda da bunu yaşadık. Bakın Türkiye'ye biz pek çok önemli siyasi simayı kazandırdık. Bunu kazandırdığımız zaman kimse fark etmiyor. Sonra o siyasi şahsiyetler ortaya çıkınca o da vardı, bu da vardı diye o keşif yapılıyor. Yani bunlar çok daha önce. Mesela Kemal Bey bugün ortaya çıkmış değildir. Yani o biz İstanbul Belediye Başkanı adayı olduğu zaman da ortaya çıkmış değildir. Çok daha önceden biz... Zaten milletvekilimizdi. Evet, milletvekilimizdi. Kadromuzun içindeydi. Ve biz ona sahip çıkıyorduk. Onun önemini, değerini biliyorduk. Onun önemini, değerini kamuoyu bir süre sonra fark edince bu da varmış falan diyor. O da var, başka neler de var. Yani bütün bunlar uygun konjonktürlerde ortaya çıkması ve değerlendirilmesi gereken insanlar. Mesela Türkiye'de... birikmiş bir önemli Türkiye'nin aydını var. İlhan Kesici. Bu insan merkez sağda siyaset yapıyordu daha önce. Orada bir türlü yerini bulamadı, değerlendirilemedi. Biz onun kültürünü, değerlerini, siyasi anlayışını, zihniyetini biliyoruz. Ve bilerek çok rahat bir şekilde ona dedik ki gel beraber siyaset yapalım İlhan Bey. Senin birikimini Türkiye'nin değerlendirmesine ihtiyaç var. Şimdi bu kurulda ne olacak? Onu merak ediyorum. Şimdi ben ama bunu size bir şey anlatayım. Yani İlhan Bey geldi mesela. İlhan Bey geldi. Şimdi İlhan Bey zaman zaman çıkıyor. Herkes diyor ya ne kadar iyi insan, ne bu kadar biliyor, ne kadar iyi yetişmiş falan. Doğru. Şimdi bütün bunlar uygun ortamını bulduğu zaman kendisini gösterecektir. Bunu ben geçmişte yaşadık diyorum belli bir ölçüde ve onun yaşanmış olduğunun kamuoyumuz farkında değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde de hiç şüphe yok. Gene belki geçmişte yaşadığımızdan daha da öte, daha da ileri bir yenilenmeyi, bir değişmeyi elbette gerçekleştireceğiz. Yani niye gerçekleştireceğiz? Bizim ihtiyacımız var ve artık imkanımız var. Ve toplumun da bizden yok mu diyeyim, bizden talebi var. Tabii ya Türkiye'nin yetişmiş insanları daha bir ortada ciddi bir hareket görmek istiyor. Yani o ciddi hareket görürse daha kolayca destek olabilir noktaya geliyor. Yani herkes yıllarca emek vereceksin, koşacaksın. Har ne sonuç alacağın belli değil. Ama şimdi ortada daha başarıyı yakalamak üzere olan bir parti var. Ve bunun yani doğal sonucu... Dışarıdan yeni isimler de gelecek o zaman. Tabii. Yani bir çeşitli toplum kesimlerinden insanlar bize desteklerini ifade ediyorlar. Katkı vermeye hazır olduklarını söylüyorlar. Mesela gençlerden çok meyil başında... geliyorlar ki biz CHP'de görev almak istiyoruz ama CHP'ye ulaşamıyoruz. Bizimle konuştuk. Demin onların listesini ben sizden istedim. Onların hepsini alalım. Memnuniyetle elbette onlara özellikle ihtiyacımız var. Özellikle sahip çıkacağız. Deniz Bey kısa bir ara vereyim. Sonra özellikle bu Güneydoğu meselesini soracağım. Orada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çünkü AKP %47 oy aldı. Siz Hakkari'de 47 oy aldınız. 47. 47 tane vatandaş. Yani seçmeninizi sayabilirsiniz Hakkari'de. Evet. Bir araya toplayıp kahvede yemek ısmarlayabilirsiniz. Orada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onu soracağım reklamlardan sonra. Evet.
Evet Deniz Bey, demin de söylediğim gibi milletvekilinin pahalı. Yani 150-200 bin, hatta daha fazla oy olduğu yerde öndesiniz ama milletvekillerinin çok daha az seçmenle seçilebildiği yerlerde 50 bin, 20 binle, 10 binle, 5 binle seçilebildiği yerlerde ise partiniz zayıf ve o milletvekillerini bir türlü seçemiyorsunuz. Oysa ben hatırlıyorum, benim gençliğimde Cumhuriyet Halk Partisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok güçlü bir partiydi. Ciddi oyları vardı ve Adalet Partisi'nin genelde önünde olurdu ya da çok az farklı arkasında olurdu ama ciddi ciddi güçlü bir partiydi. Bugün o hale gelmesinin arkasındaki etken diyeceksiniz ki PKK'dan sonra ortaya çıkan etnik siyasettir ve etnik siyasetin parçası olamadığımız için olamıyoruz. Alternatifi de dini siyasettir. Onun parçası hiç olamıyoruz zaten. O yüzden bir yokuz o. Diyeceksiniz tabii. Ama bir hamleniz ve çabanız da yok gibi duruyor. Yok. Yani değerlendirmeniz çok doğru. Bir defa Doğu ve Güneydoğu Anadolu eski Doğu ve Güneydoğu Anadolu değil. Yani hem toplumdaki ağırlığı bakımından değil Fatih Bey. Yani eskiden %30 civarında falan, hatta belki daha fazla bir ağırlığı vardı. Şimdi %15'lere düştü. Evet. %15'i falan. Yani hem parlamentodaki ağırlığı hem seçimdeki ağırlığı giderek azalıyor. Niye? Çünkü oradaki insanlar göçüp başka yerlere gidiyor. Göç olayı dolayısıyla değil, sayısal olarak değil. Bir de siyasetin yapısı, niteliği değişti. Yani eski dönemde Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, daha önce Demokrat Parti'nin, sonra Adalet Partisi'nin çok köklü damarları vardı. Aileler vardı. Okumuş yazmış ve, insanlar vardı. Ve oradaki insanlar yani hem o toplumu Türkiye'ye taşıyordu, hem o insanları sahipleniyordu, o insanları temsil ediyordu. Hem de çok önemli işlevler yerine getiriyordu. Yani bizim siyasetimizin en önemli bir sırrı Atalay çıkıyordu mesela. En büyük Kamuran İnan. Biri. Kamuran İnan, bilmem aynı şekilde öbür siyasette. Bilmem Yusuf Azizoğlu'sundan bilmem neyine kadar. Yani her alanda çok ciddi siyasi kadrolar geliyor idi. Şimdi siyaset değişti tabii. Siyaset sizin de şart ettiğiniz gibi bir etnik siyasete döndü, bir de dini siyaset, kimlik siyasetine döndü. Ama sonuçta... Şimdi bakın, biz de bu konuda bir hassasiyeti götürüyoruz. Biz hiçbir şekilde bu kimlik siyasetinin parçası olmayı istemiyoruz. Ama mesela siz genel laf dediniz, olabilir dediniz, evet, terör sonrası. Evet, Kılıçdaroğlu söyleyince birdenbire susturuldu hemen. Hayır, şimdi oradaki şey şu, yanlış tabii ki. Kemal Bey'in söylediğiyle benim söylediğim arasında bir fark yok. Yok. O da aynı şeyi söyledi. Tabii, aynı şeyi söyledi. Ama terör bitsin, genel laf konuşur dediniz. Çok da doğru bir laf bu yani. Evet, evet. Siz de ona sahip çıktınız, onu uyguladınız. Kesinlikle doğru yani. Terör bittiği zaman genel af çıkmalı. Evet, dünyanın bütün medeniyetinde yani olmuştur. Zaten biz, ancak öyle olur. Başka bir af olmaz. Biz kan davasının peşinde değiliz. Türkiye'de ebediyen birileriyle savaşacağız, kurutacağız, kimseyi yaşar. Böyle bir şey yok. Herkes yanlış yapmış olabilir. Çeşitli nedenlerle daha çıkmış olabilir. Onun bir bedeli vardır, ödediği zaten. Ödedi zaten. Evet. Şimdi eğer Türkiye bir barış ortamına giriyorsa, gerçekten giriyorsa yalnız. Tabii. Yani aldatmaca değil. Buradaki temel nokta şu, bakın ben ısrarla onu söylüyorum. Af terörle mücadelede bir yöntem değildir. Yani terörle mücadele, arada bir af çıkar, 3-5 yılda bir af çıkar. Bu terörü azdırır. Yanlış sinyaldir terör bu. Terör bittikten sonra olur. Terör kesin şekilde bitebilir. Oraya yaklaşıyoruz, ben onu görüyorum. Bitecek inşallah. Çünkü herkesin çıkarı var. Terör yapanın da artık kaçınılmazdır çıkarı. Dünyanın şartları, değişti. Irak'taki gerçek, her şey ortada. Amerika'nın durumu vesaire. Şimdi buraya geldiğimiz zaman terör nihai olarak bitiyor ise ve bunu tasfiye edeceksek, silahları gömeceksek, onu ortadan kaldıracaksak ve artık güvenilir şekilde birbirimize ya bu terör kalksın da artık huzur içinde yaşayalım kardeşim noktasına geldiysek, hayır sen geçmişte bana silah çekmiştin, ben kan davasını sonuna kadar seni tasfiye, böyle bir şey olmaz. Şimdi insanlar kan davası yapınca ayıp oluyor da devlet kan davası yapar mı? Yanlış. Şimdi bunu aşmakla, biz bunu cesaretle söyledik ve bunu söylediğimiz zaman da terörün bitmediğini biliyorduk. Acaba böyle bir değerlendirme teröre son vermek isteyenlere bir umut verir mi? Bir cesaret verir mi duygusu içinde bunu telaffuz ettik? Peki Deniz Bey, bir şeyi merak ediyorum. Şimdi bölgede çok güçlü CHP kökleri var baktığınız zaman. Bugün onların bir kısmı DTP siyaseti içerisinde ya da BDP siyaseti içerisinde, bir kısmı kendi siyasetini oluşturmaya çalışıyorlar. Bir kısmı ise terörden dolayı BDP'ye gideme, terör bağımsızlığından çekindiği için... AKP'yi kendine yakın bulmuyor siyasi anlamda, çünkü sol siyaset geleneğinden geliyor. Ne yapacağını bilmiyor ve ortada kalmış vaziyette. İsim Şerafettin Elçi. Partinizin eski
üyesi, evet. Milletvekili, bakanı. Ne bileyim Sezgin Tanrıkulu var. Diyarbakır Baro Başkanı. Bölgede saygın bir isim. Terörle arasına her zaman mesafe koymuş ama Kürt sorununa çok duyarlı bir isim. Şimdi bu gibi isimlerle niye bir temasınız yok? Yani oradaki eski sol siyasetteki... Yoksa CHP artık sol siyaset yapamıyor mu orada? Şimdi bakın bütün bunu etkileyen terör olayıdır. Terör bölgenin... Değil tabii. O değil. Ama terör bölgeye damgasını vurunca o insanların da etkinliği olmuyor. Yani ne onlar... teröre sırtını dayamış hareketlerin karşısında varlık gösterebiliyorlar. Etkili olamıyorlar. Sözlerini geçiremiyorlar. Yani bahsettiğiniz isimler Sayın Sezgin benim de değer verdiğim, tanıdığım bir insan. Baro Başkanı olarak bir araya geldik, konuştuk. İyi yetişmiş. Ne diyor size? CHP'ye yakın bakıyor mu? Efendim bunları söyleyemem tabii. Bilemem. Yani oradaki CHP algılaması başka olabilir. O bilmem, yalnız ben şunu söyleyebilirim, oraya gittiğim zaman buradaki o kadrolarla, bütün sivil toplum temsilcileriyle biz hem kapalı hem açık ciddi çalışma yaptık. Ve o çalışmaları ben memnuniyetle hatırlıyorum. Çok olumlu izlenimler aldık. Umut ediyorum onlar da bizi daha doğru değerlendirme şansını elde ettiler. Ama bölgeye... Yarın yine bölgeye gidiyorsunuz galiba değil mi? Yarın... Önümüzdeki günlerde kongrelere gideceğim. Siirt dahil. Oralara. Şimdi terör bölgeye damgasını vurunca artık sağduyu, bilmem işte sosyal demokrat duyarlılık, anlayış anlamını kaybediyor. Çok güç oluyor. Şimdi benim umudum terörün ortadan kalkmasıyla birlikte yeni bir siyasi tablo bölgede de kendisini gösterecektir. Bakın eskiden beraber olduğumuz insanların önemli bir kısmı ayrıldı, ayrıştı, şimdi koptu. Onlar olmadan biz şimdi siyaset yapıyoruz. O insanlar o siyasetle bir yere varabiliyorlar mı? Onlar da bir yere varamıyorlar. Bölgedeki insanlar Türkiye'de arzu ettikleri etkinliği sergileyebiliyorlar mı? Sergileyemiyorlar. Yani işte %7 civarında bir oy. O %7 oyla bazen 20 bağımsız milletvekili ya da işte bilmem belki uygun konjonktürde biraz daha az, biraz daha fazla bir temsil. Artık onlar da şunu kavrayacaklardır ki Türkiye'nin bir parçası olarak ülke siyasetinde belirleyici bir rol oynamak için yani siz o bölgenin uzun vadede BDP veya DTP dediğimiz partinin CHP'ye doğru yanaşacağını düşünüyorsunuz. Veyahut da onun tabanı, oraları besleyen tabanın ya şunu göreceğini yap kardeşim. Niye böyle bir ayrı, kopuk, Türkiye'ye üzerinde söz söyleme şansını kaybetmiş bir marjinal hareket konumunda olalım. Ama bunu herhalde 15 ay içinde beklemiyorsunuz değil mi? Yani 15 ay içinde olmayabilir ama bu bir süreçtir. Yani bakın biz ben önümüzdeki seçim uzun dönem söylüyorum. Tabii yani önümüzdeki seçimde oylarımızın ciddi artacağını zannediyorum bölgede. Tabii. Niye artacak? Efendim bir defa bu konjonktür Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşhisleri doğrultusunda değişiyor. Bunu görüyorlar. Ve bizim bu bölgeye yönelik çok ciddi politikalarımız var. Yani sadece bu şeyi söylemiyorum. 89 raporu onun o önemini. Bakın bu açılım iflas etti. Açılım bölgeye bir şey getiremedi, taşıyamadı. Bunu gördü insanlar. Yani oralara bel bağlamışlardı. Oradan yürüz diyorlardı. Böyle bir şey olmadı. Şimdi şunu bölge daha iyi görecektir. Ya bu sosyal demokrat hareket bu bölgeye İçtenlikle sahip çıkabilecek bir harekettir. Bunu niye söyleyecek? Bakın bizim temel iddialarımız var. Diyoruz ki mesela bir CHP iktidarına biz GAP'ı canlandıracağız değil. Sahip çıkacağız değil. Bitireceğiz diyoruz. Bir CHP iktidarına artık GAP bitecek. GAP'ın bitmesi yüz binlerce insanın iş sahibi olması demektir. GAP'ın bitmesi oradaki çiftçilerin, tarımda yaşayan insanların gelirinin 2-3 katına artması demektir. Şu anda İsrail galiba o bölgede çok etkin toprak alanları yapıyor. Tabii canım. Toprak alıyorlar. Bizim iş adamları da gidiyorlar. Önemli iş adamları. Sanayide yer tutmuş insanlar. Kimisi hayvancılık yapıyor. Kimisi domates yetiştiriyor. Tam ekin. Tabii. Bütün hep oralar. Bir tane çöre taşıdı. Çok ciddi işler yapıyorlar. Farkında tam ekin tat mı? İzliyorum. Evet. Bilgi alıyorum. İzliyorum. Onların deneylerini de değerlendiriyorum. Ayrıca şunu biz söylüyoruz ki kardeşim bölgede fabrikaya ihtiyaç var. Fabrika zarar ediyor diye kapattırmayız orada. O bölgedeki fabrikalar zarar da etse olacak. Oradaki bir fabrika, 3 tane savaşa fabrika. Savaşa verdiğiniz paradan daha az para veriyorsunuz. 1000 kişiye iş veriyorsa. En azından bir üretim olur. Ya 1000 kişinin iş bulması demek 5000 kişinin, 6000 kişinin bir düzenli gelire sahip olması demek. Ya bunun yani oturup yeşil kart dağıtalım, yok para dağıtalımla falan değil. Ciddi iş yapın. Zarar edebilir fabrika. Türkiye'de
kit kuruluşları yıllarca zarar etti. Ama ne oldu? O altyapının üzerinde şimdi Türkiye rekabet eder bir sanayi oluşturdu. Yani dünyanın her yerinde böyle bölgeler için özel politikalar izlenir. Deniz Bunu Bey, galiba açıktan program biz söylüyoruz. Şimdi. Evet. Galiba program sona yani, geldi. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz bölgeye hizmet aşkıyla gerçekten doluyuz. Ve demin hani türban için konuşuluyordu. Bir şey daha söyleyeyim. Bu bölgede de aklı başında insanlar diyor ki bu işi çözse Cumhuriyet Halk Partisi çözer. Yani bu yaşanan gerçeklerle o bölgenin de geleceği sonuç olacaktır. Biz buna hazırız. Bunun gereklerini kendi içimizde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani bir seçimlik düşünmüyorum ben bu olayı. Daha uzun vadeli bir Türkiye projesi olarak görüyorum. Yani kendinize iyi düşünmüyorsunuz, genel olarak düşünüyorsunuz. Çünkü herhalde tabii, artık tabii, Türkiye, sonra... Türkiye için Cumhuriyet Halk Partisi doğru bir politika götürüyor. Bu politika bölgeyi Türkiye'nin bir entegrasyon içinde Türkiye'ye bölgenin sahip çıkabileceği, Türkiye'nin bölgeye sahip çıkabileceği bir noktaya getirmektir. Deniz Bey sağ olun. Sağ olun. İki saat geçti ama daha konuşacağımız şeyler elde vardı. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geliriz. Önümüzdeki haftalarda ya da yine bir araya geliriz. Değerciler, konuğumuz Deniz Baykal'dı. CHP'nin vitrinin değişeceğinden bahsettim. Partinin oylarının giderek yükseldiğinden bahsetti. Anayasa değişikliğiyle ilgili paket haline geldiği için karşılıklarını içinde doğru maddeler de olabileceğini, ancak yargıyla ilgili maddelerin o kadar ön planda olduğunu ve bu nedenle de bu paket halinde kabul etmenin mümkün olmadığını, madde madde oylansaydı eğer elbette ki bazılarına destek verebileceklerini, fakat paket halinde oylanma zorunluluğu yüzünden bu şekilde bir destek vermelerinin söz konusu olmadığını belirtti. Müthiş bir mail trafiği vardı. Hepsini okuyamadım, kusura bakmayın. Hatta çoğunu okuyamadım. On binlerce mail geldi. Ben bu kadar mail, bir de Cübbeli Ahmet'te görmüştüm arkadaşınız. Geçti dediler. Galiba geçti. Haftaya değil, perşembe günü tekrar beraberiz. Teke tek özel, biliyorsun Murat Bardakçı'ya beraber yaptığımız Teke tek özel. Bundan böyle perşembe akşamları yayında olacak. Perşembe akşamı görüşünceye kadar hoşçakalın.